Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayına da YouTube canlı yayına da sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar, bol kazançlar diyelim ve Bitcoin 60 bin dolardan arkadaşlar işlem görmeye devam ediyor. Bakalım umarım güzel bir yayın olacak. E, Bitcoin tarafında umarım tabii ki yükselişler devam eder. Durumlar ne onları anlamaya çalışacağız. Sert bir satış geldi. E ee, yani stop olan tabii ki vardır e, diye düşünüyorum. Likit olmayan var mı demiş arkadaşlar. Likidasyonu bilmiyorum da yani stop olmuştur çok kişi işte diye düşünüyorum. Çünkü e, baya bir satış geldi aşağıya doğru. Ona bakacağız arkadaşlar ne durumdayız. E, hoş geldiniz diyelim ve yavaştan yayınımıza başlayalım. E, Hamza Bey selamlar hocam. Peydivan Yusuf hoş geldin hocam. Sel sağ, stop olmayan var mı demiş. Ya yani çok kişi olmuş olabilir ya. Çünkü aşağı doğru baya sert bir geldi. Yeni pozisyon alanları varsa... ya yani büyük ihtimal e, stop olmuştur ama yani şunu da söyleyeyim. Markette de güzel yükseldi arkadaşlar. Yani altcoin'lerin de tabi e, tabii ki hepsi değil ama APT falan mesela %20 yapmış. Fena değil yani market genel olarak fena değil diye düşünüyorum. E, bakacağız tabii ki e, durumlar ne. Bitcoin tarafı 64 binden satış yedi arkadaşlar. 58 bin seviyesi geçildi 57 binde geçildi. Bir hareketle yukarı doğru yaklaşık %12'lik bir yükseliş hareketi yapmış. Ya ondan sonra tabii hani bir yerden bir satış yemesi de normal aslında. Ee, çok ciddi bir rally var son dönemde BTC tarafında. Ee, i̇yi gidiyoruz şu anlık. İyi gidiyoruz. Ee, ama tabii ki direnç bölgelerine geldik. ATL seviyesine geldik. Yani buradan biraz satış yemesi tabii ki normal aslında arkadaşlar. Yani buralardan biraz satış yemesi. Ee, normal karşılamak lazım. Bitcoin tekrardan 60.000'e geldi. Bence çok hızlı geldi. Ee, onu söyleyeyim. Çok hızlı gayet güzel bir şekilde... E, buralara yaklaştık. Buralara geldik. İyi gidiyor yani. Tamamdır Yusuf. <laughs> Takip edeceğim o koyu Avax demişler. Avax yürümedim fazla. Avax çok yürümemiş. Aynen hala 38 binde. Çok düşmemiş ama. Çok düşmemiş. Çok da yürümemiş. E, 38-40 binde ilerliyor. Yani çok bir düşüş yok. Çok bir yükseliş yok. Yani öyle hani biraz bekliyor gibi. Doge bugün iyi gitti. E, son bir haftada zaten e, %30 iki yükselmiş arkadaşlar. Yani piyasa fena değil FET %20. Yani şu an hatta hala devam ediyor yükselmeye. Yukarı doğru bakın görüyorsunuz. E, hala e, fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar. Floki %15 yükseldi. Yani fena değil aslında. E, piyasa Bitcoin tabii ki yani bu araların yıldızı Bitcoin. Bitcoin bu aralar yıldız arkadaşlar. Ya yani inanılmaz e, yükselişler yapıyor. Yani 65 bine 64 bine iğne attı. Muhteşem bir hareket. Düşüşte ekleme yaptınız mı? Yok daha yapmadım alt e, e, ekleme. Daha yapmadım. Bakacağım duruma göre belki ekleme yapabilirim. Yani düşüşün durumuna göre devam edecek mi etmeyecek mi? ATH mi kıracak? Ne yapacak? E, ona göre belki bir ekleme yapabiliriz. Yalnız planlar takır takır çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şuradan temiz bir grafik olsun. Yani fiyat buralara kadar geldi. Yani neredeydik? Nereye geldik? 2023'te 20K'lardaydık. Bir anda 60 binlere geldik. Ya. İşte bu piyasa böyle bir piyasa arkadaşlar. De, geçen sene bana birçok insan soruyordu. Hatırlıyor musunuz? O dönemden beri izleyicilerimiz vardır tabii ki. Ya işte bu yükselmeyecek sanırım. İşte hep böyle gidiyor, öyle gidiyor. Sürekli bir e, moral bozuktu. Alın arkadaşlar, Bitcoin tekrardan 65 bin seviyesine geldi, geldi. İyice neden demişler. Ya iyice zaten 30 kat yapmış, 40 kat yapmış. Yani. Markette aşağı doğru düşürdüler arkadaşlar. Likidasyon iğnesi mi dersin artık ne dersen de. Yani birileri bir sert satış yaptı. Sert satış yaptı yani 65 binden sert bir satış geldi. Likidasyona bakalım. Totalde 400 milyon dolar son 4 saatte likidasyon var. 12 saatte 24 saate bakalım. 24 saatte 700 milyon dolar likidasyon var. Bakın arkadaşlar çok ciddi bir oran. OKEX'de 250 milyon lik olmuş. Bunun 130 milyonu uzun pozisyon. 120 milyonu da kısa pozisyon arkadaşlar. E, Binance tarafı 250 milyon yine aynı şekilde. Huobi tarafı 73. Bybit tarafı 60 milyon. Bu şekilde ilerliyor. E, yani inanılmaz. İnanılmaz yani gerçekten. E, bayağı bir likidasyon gelmiş. Yani 700 milyon dolar ciddi bir likidasyon bu arada. Ciddi bir likidasyon. Yani iyi bir oran. Neredeyse bir milyar yani. Neredeyse bir milyar. Hocam bugün C98 e bakacaktınız. Gayba demiştim doğru. bir Bakalım c 98e bakalım arkadaşlar. Hadi biraz alt koyun bakalım bugün. Alt koyunları yazın alt koyunlara bakalım. İnanılmaz rakamlar herkesi tokatlamışlar demiş. Yani 700 milyon e, neredeyse 1 milyar dolar lik, lik olmuş arkadaşlar. Yani bir günde 1 milyar dolar neredeyse. E, yani çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Yani hem shortçuları patlattılar hem longçuları patlattılar. İki tarafı da yine geldi. Neyse C98'e baktığımız zaman trendi hala bozmamış. E, 0.35 aşağısı kalmadığı sürece hareket düzeltme olarak sayılabilir. Ama 0.35 aşağısı kalırsa dikkatli olmak lazım. Tekrardan bir grafiğine e, bakabiliriz yani. 0.35 aşağısı çok fazla kalması hoş olmaz. Yani trendi bozmuş olur. Bir düzeltmeye girebilir. Derinleşebilir hareket. E, orada biraz dikkatli olması dikkatli olmak lazım. Ama 0.35 üstü burada yükseliş hareketleri devam edebilir toparlayıp. Şu anlık iyi yükselmiş bence. Fena yükselmemiş. E, dipten baktığımız zaman. Bak daha aşağısı var hatta. E, yani 4 kat yapmış bu boğada. ATŞ'e gelmiş hatta sanırım değil mi? Şuradaki. Bir önceki tepe seviyesine gelmiş tabi ATL seviyesine daha çok var ama e, Şuradaki tepe seviyesine gelmiş oradan biraz satış yiyor gibi gözüküyor Bakacağız bakacağız arkadaşlar Bakacağız diğer coin'lere de bakmaya çalışacağım elimden geldiği kadar GRT'ye bakalım GRT'ye bakalım GRT burada 23-24 üstü kalmaya devam ettiği sürece e, Güzel gözükmeye devam eder bakın arkadaşlar şöyle haftalık olarak özellikle bakarsak GRT'ye Kocaman bir ikili dip Tamamlamış Kocaman bir ikili dip tamamlamış. Ee, burada 0.23 aşağısı çok fazla kalmadığı sürece burada 0.5 centleri e, birinci hedef olarak hedefleyebilir. Güzel bir hedef seviyesi var bence ilk hedef olarak. Yani 0.5'e gelirse tekrardan bir analiz ederiz. Hani devam edecek mi etmeyecek mi satış mı e, ama şu anlık tabii ki hani bu seviyeye gelebilmesi için e, ilk olarak Burada 0.23-22 aşağısı kalmaması lazım. Kalmadığı sürece olumluyuz. Kalırsa o zaman tabi dikkatli olmak lazım. Tekrardan düşüş trendine girebilir. Spam yapmayın arkadaşlar. Spam yapanların özellikle yazdıklarına bakmayacağım. Spam lütfen yapmayalım. Tek tek şimdi mesajları silmek istemiyorum. spam yapanların özellikle sordukları coinlere bakmayacağım. Haberiniz olsun. Mehmet Bey hoş geldiniz. Selamlar hocam. Render ateş kıramamıştı en son ya öyle hatırlıyorum bakarız şimdi ama Render en son ateş kıramamıştı diye hatırlıyorum. Bakalım tekrardan. Evet hala kıramamış. Hala kıramamış. Yani burada buranın geçilimini takip etmek lazım. Burası geçilirse rahatlar 8 dolar. Ee, 8 dolar geçilmediği sürece yani buradan aşağı doğru düşüşler olabilir. Gayet doğaldır. 8 dolar geçildikten sonra bir 10 dolara doğru falan bir yükseliş hareketi beklenir. 8 dolar geçilmediği sürece çok yaklaşmamak lazım. 8 dolar üzeri kalıcılık takip etmek gerekiyor hatta bu coin için. Çünkü bakın bayağı yükselmiş. 0.5 centlerden gelmiş buralara. Ee, ne kadarlık bir rally yapmış? Ee, yani 20 kat rally yapmış hocam. Yani 20 kat rally yapmış. Biraz dikkatli olmak lazım tabii ki. Yani zirveye geldiği için. Ya yani zirve geçilirse rahatlayabilir. Ama zirve geçilmediği sürece e, dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor Agix'tenmiş Agix'e bakalım Agix'te e, Bilmiyorum eski bir grafiği var mı bunun Ama eğer yoksa yani sadece önümüzdeki Grafikse e, 0.6 sent üzeri kalmaya devam Ettiği sürece bunun hedefi 1 dolar 1 dolar bu şekilde takip edebilirsin Ama burada da tabii ki bizim şartımız ne 0.6 aşağısı kalmaması Üstü kalmaya devam etmesi lazım İstediğimiz olay bu Avax'a bakalım Zaten sorulmuş chatten Elimde oraya doğru gitti. Avax tarafında 32 dolar aşağısı kalmadığı sürece olumlu olmaya devam edelim. Güzel bir destek bölgesi. Buradan destek çalışmaya devam ettiği sürece haftalık da ortalama desteğine denk geliyor. Yani güzel bir seviye. 32 dolar aşağısı 30 dolar diyelim hatta biz hani biraz bunu gevşetelim aşağıya doğru. 30 dolar aşağısı kalmadığı sürece orta uzun vadede olumluyum. Burada yükselişin devam etmesi. Yani düzeltme yapıyor şu an. Hani aşağı doğru düşer, yükselir, yataya gider falan bir şeyler yapar ama burada 30 dolara şans kalmadığı sürece bir şekilde bu daha üst seviyeleri 50 dolarları 60 dolarları 70 dolarlara doğru bu şekilde gösterdiğim gibi bir hareket yapabilir arkadaşlar. Burada önemli olan 30 dolara şans kalmaması 30 dolara şans kalırsa maalesef burada 20 dolarlara doğru geri çekilme görebiliriz ona dikkat etmek lazım. yani burada devam etmesi için 30 dolar üzeri kalmaya devam etmesi şart arkadaşlar. Piyaya bakalım arkadaşlar. Ya aslında var ya çoğunda böyle bir direnç kırılımı var yani coin'lerin mesela bunda da. Yani güzel bir direnç kırılımı var. Ee, burada da tabii ki madem böyle bir direnç kırılımı yaptı. 0.014 15 aşağısı almadığı sürece burada da yükselişin devam etmesi beklenir şu şekilde. Ya tabii burada hedef seviyesi olarak bir önceki tepe hedefi verilebilir. Yani şu ara aslında verilebilir. Ee, olası bir yükselişte yani 0.04 bölgelerine Doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz ama şuradan aşağı çok fazla kalmaması lazım. Fiyat seviyesi farkı da bayağı var onu söyleyeyim. Yani %40'lık bir fiyat seviyesi farkı var. Ee, buna biraz dikkat etmek lazım. Benim verdiğim destek bölgesiyle. Ee, çok hızlı hareket eden bir coin. Yani, yani bu tarz mesela hızlı hareket eden coinlere yatırım yaparken dikkatli olmak lazım. Yani dikkatli olmayı biraz açayım. E, ee, ya yani Örnek hani böyle biraz daha minimal yatırımlarla ilerlemek gerekiyor. Çünkü hareketler çok sert. Bir terse kalırsan %50 zarar edersin. Ama hareketi yakalarsan da %100, %200 para kazanabilirsin. Öyle bir coin yani çok hızlı bir coin. Ee, biraz yatırım yaparken dediğim gibi biraz da az yatırımlarla. Örnek normal bir coin'e 500 dolar atıyorsan buna 200 dolar, 250 dolar. Yani biraz da azını atman lazım. Ee, çünkü hani terste bırakırsa bayağı bırakır. Ona dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Risk yönetimini güzel yapmak gerekiyor. E, düşüncem bu şekilde. Flux denmiş. Flux'a bakalım. Flux'da da 1 dolar üzeri kalıcılık takip et hocam. Tam dirence gelmiş. Yani 1 dolar üzeri kalmaya devam etmesi lazım. Yani dirence gelmiş bilmiyorum. Direnç geçilimi de tabii ki ta takip edilebilir bu noktada. 1.14 direnç bölgesi. Oranın hani 1.15'in geçilimi de takip edilebilir. Veya burada 1 dolar üzeri kalmaya devam etmesini takip edebilirsin. Ya yani Burada biraz tercihe göre değişebilir. Yani bana soracak olursan hani içerideysen e, destek takibi yapabilirsin. E, neresi mesela 0.95 e, destek bölgesi orayı takip edebilirsin. E, hocam içeride yeni alacağım diyorsan da o zaman direnç geçmesini e, ya da hani kısa vade destek olan 0.95 aşağısı kalmamasını tabii ki yine takip edebilirsin. Sana orada kalmış. RSR aylık grafik demişler. Bakalım RSR'ye. RSL haftalıkta şöyle bir direncimiz var. Bu direncin geçilmesi yükselişi hızlandıracaktır. Ama direnç geçilmediği sürece e, buradan satış yiyebilir. Zaten buradan satış yemiş bugün. Gördüğün gibi. Buranın geçilmesi lazım. Kaç orası? 0.003940. Bu seviyelerin geçilmesi gerekiyor ki yükselişine devam etsin. Güzel bir şekilde düşeni kırmış, yükselmiş ama hani devam etmesi için burada önemli bir direnç bölgesi var. Daha hiç direnç kıramamış. Oranın geçilmesi lazım ki 0.5'lere doğru bir yükseliş yapsın. Solana'ya bakalım arkadaşlar. Solana. Solana tarafı yani aslında şu alttaki desteği takip etmek lazım burada. Ee, yani kısa vade için 100 dolar takibi yapılabilir destek olarak. Biraz daha aşağıları takip edenler, orta vadeciler falan da burada 80 doları takip edebilir destek olarak arkadaşlar. Bu seviyeye aşağısı çok fazla kalmaması güzel olacaktır. Kalırsa tekrar bir düşüşe geçebilir 50 dolarlara doğru ya da hani biraz da 65 lere doğru. Yani kısa vade için 100 dolar üzeri kalmasını takip edebilirsiniz. 100 dolar aşağısı kalırsa bir düzeltme yapabilir. 100 dolar aşağısı kalmadığı sürece burada yükselişler 150'lere doğru devam edebilir tarzı bir yorum yapılabilir. TTMX STMX. Ya yani bunun çok fitilli grafiği var açıkçası. Biraz e, analiz etmesi yorucu. Bakalım şöyle anlamaya çalışalım. Yani günlük bakalım isterseniz. Belki günlük yaptığımız yorum daha çok işinize yarayabilir. E, trendleri kırmış zaten. Ya yani bir düzeltmeye girmiş. Düzeltmeden çıkmaya çalışıyor ama hala çıkamamış düzeltmeden. E, yani bu tarz hareketlerde alt destek hattı takip edebilir genelde çünkü e, yükselecekse Hani yükselen dip yapıp yürüdüğü için hani burada hani olası düşüşleri buraya doğru yaparsa buradan sekip yükselebilir ama buranın aşağısı kalırsa düşüş derinleşebilir. Neresi orası? 0.072 bölgesi arkadaşlar. Yani buranın aşağısı çok fazla kalmaması iyi olacaktır. Kalırsa aşağı doğru düşüş devam eder. Ercan hoş geldin hocam selamlar sana da. Ee, dot bakar mısınız demişler. Dota bakalım. Jasa bakarız birazdan. Bakacağım. Bakacağım arkadaşlar. Ee, Dot'ta daha önce şurada verdiğimiz seviye çalışmaya devam ediyor. Yani Dot'ta 7 doları takip etmeye devam edebilirsiniz. 7 dolar üzeri kaldığı sürece e, ne demiştik daha önce? Yükseliş. Zaten yükselmiş aslında da yani burada geçen yaptığımız analizde zaten tutmuş yani %20 bir yükseliş var. Yani aynı şekilde takip etmeye devam edebilirsiniz. Önemli bir destek attı burası. Yani biraz daha tabii ki isteyenler buraları takip edebilir ama bence 7 dolar ee, önemli bir seviye 7 doları takip edebilirsiniz destek olarak arkadaşlar Çasa bakalım Oo, Bu rally yapıyor artık bizlik bir şey kalmamış bu coin'de ya Zaten bak direnci geçmiş daha önce söylemişiz buradaki direnç bölgesi var demişiz burası geçerse yukarı doğru Gider demişiz yani göstermişiz zaten Bu hareket gerçekleşmiş ee, Ne kadarlık bir yükseliş hareketi var yani yaklaşık %150 yani burada tamamen aslında e, şu direnç kırılımını takip etmek gerekiyordu. Yani takip eden burada zaten parayı götürmüş yani kısa vade için %150 güzel bir kazanç. Yani şimdi buradan artık diyebileceğim çok fazla bir şey var mı? Yani aslında çok fazla bir şey kalmamış. Yani alım yönü özellikle zaten yükselmiş. E, yani satış yönü belki şurada şöyle bir, hani bir trend oluşturursa buradaki dip bölgesi olan 0.15'in aşağı doğru kırılması düşüşü hızlandırabilir. Hani burayı takip edebilirsin. Hatta şöyle bir üçgen yapmış. Üçgen kırılımı yapmış gördüğün gibi. Bu üçgenin destek bölgesi neresi? 0.17'ler falan yani daha yakın takip ediyorsan oranın aşağısı kalmamasını takip edebilirsin. Daha da yakın takip ediyorsan o zaman şu bölge yani bir önceki tepe seviyesi kırılımı gelmiş 0.19. 0.019 aşağısı kalmadığı sürece yükseliş kalırsa düşüş beklenir tarzı bir yorum yapabilirsin. E, düşüş dediğimiz tabii ki uzaya kadar değil bir, bir alt desteğe kadar. Hani o destek kırılırsa o zaman belki uzaya kadar. Eee Hızlı hızlı yorumlamaya çalışıyorum. IMX'e bakalım. Arkadaşlar hocamızın yayını beğenelim demişler. Evet arkadaşlar yani hepiniz coin soruyorsunuz. 29 kişi sadece yayını beğenmiş. Ben şu ana kadar 20 tane coin'e coin baktım zaten. Ee, biraz yayını beğenerek bizlere destek olmaya çalışalım diyelim. Hemen şöyle bakıyoruz. Hemen şöyle bakıyoruz. Ee, ya yani yükselen trendi kırmış aslında. Görüntü biraz aşağı doğru bayağı satış baskısı var gibi gözüküyor. Yani çok fazla yükselmiş. Belki ondan kaynaklanıyor. Yani Şubat e, ya Ocak'tan beri, Ocak'ın sonundan beri şurada bir aydır e, kaç kat yükselmiş ya bu? %100 yükselmiş bir ayda. Yani ciddi bir yükseliş hareketi. Yani bilmiyorum burada hani 3 dolar desteği takip edilebilir mi? Edilebilir. Ama hani biraz da alttan aldıysan bu destek bence takip edilebilir diye düşünüyorum. Yani 3 doları takip edebilirsin burada destek olarak. Güzel bir destek seviyesi. Kırılırsa düşüş kırılmadığı sürece hani burada yatay gidiş ve yani yataydan toparladıktan sonra yükseliş tarzı yorumlar yapılabilir. Özellikle 3 dolar aşağıda çok fazla kalmaması lazım. Kalırsa maalesef aşağı doğru düşüşler devam edebilir arkadaşlar. DYM. Da dayım mı oluyor yani? DYM. -E? de değişik koymuşlar değil mi? Değişik değişik. Her isimde koyun var. Her şey var. Ortaya karışık. BTC ne yapıyor? BTC yükseliyor. Güzel. Ee, şöyle bir nefes alayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz hemen. Hemen devam edeceğiz ondan sonra. Bir dakikanızı alacağım. Geri geldim. DYM'de düşüş trendi var yani. Bu düşüş trendinden çıkmasını takip etmen lazım hocam. Ya ben açıkçası böyle bir grafikte ee, düşüş trendinden çıkmadan alım yapmam açıkçası. Ya yani böyle bir grafikte düşüş trendinden çıkmadan alım yapmam. Düşüş trendinden çıksın ondan sonra belki olabilir. Ondan sonra belki olabilir ama düşüş trendinde devam ettiği sürece. Ee, yani yükseliş trendi olan bir ton coin var. Şimdi yükseliş trendi olan coin'i alırım. Yani bunu takip etmem değil. Takip ederim ama dediğim gibi hani çıksın düşüş trendinden gideyim alayım. Ama düşüş trendinden yani şu hareketi yapmadığı sürece burada düşmeye devam ettiği sürece gidip alasım gelmez açıkçası. Yani piyasa bu kadar rally yapıyorken. Jasap <laughs> baktım arkadaşlar. Çelik Bey. Mask'a bakalım. Mask'a bakalım arkadaşlar. Mask, mask, mask. Mask aslında bak şimdi onda düşüş trendi vardı. Bunda da yükseliş trendi, var. yükseliş trendi var. Yükseliş trendi var. Yükseliş trendi güçlü. 4 dolar aşağısı kalmadığı sürece sıkıntı yok. Yola devam. 4 dolar aşağısı kalmaması önemli olacaktır ama bu coin için. 4 doları takip edebilirsin. Ya yani güzel bir seviye 4 dolar. Destek olarak 4 doları takip edebilirsin. 4 dolar aşağısı kalmadığı sürece beklenti yükselişin devam etmesi olur. 4 dolar aşağısı kalırsa düşüş beklentilerine girebilir. Orada tekrardan bir bakmak lazım grafiğine. E, dikkatli olman gerekebilir hocam orada. E, bakalım devam edelim. APT demişler. APT'de beklentimiz gerçekleşti. Yukarı doğru e, bir ufaktan bir hareket bekliyorduk. Gayet güzel bir şekilde yukarı doğru yükseldi arkadaşlar APT tarafı. düşeni kırdı. Rites yaptı. Gayet klasik bir hareket. Biliyorsunuz zaten. Düşen kırılımı, rites falan derken direnç kırılımı ondan sonra yukarı doğru uçuş yani ritesten sonra bakalım %50 bir yükseliş var bu arada iyi yükselmiş. Geçen yayınlarda 10 doları söylemiştim. 10 dolar geçinimi de geldi. Zaten 10 dolar geçinimi geldikten sonra güzel bir hareket yaptı. ya yani Bu saatten sonra hani orta uzun vade takip ediyorsanız kısa vadede vereceğini vermiş bu arada. Kısa vadede %50 gayet güzel bir kazanç bence. Yani 10 dolardan direkt 12 13 lere doğru yükseldi zaten. Biraz daha hani orta vade takip edenler için belki yorum yapabiliriz. Ee, burada da hani 10 dolar aşağısı kalmadığı sürece olumluyuz diyelim. Yükselişin devam etmesini bekleriz. 10 dolar aşağısı kalırsa o zaman e, dikkatli olmak lazım. Tekrardan bir grafiğine bakmamız gerekebilir. Düşüş olabilir çünkü. E, onu bir değerlendirmek lazım. E, Jup. da pek duymadığım bir coin pek sorulmuyor. Yeni çıkmış herhalde. Evet. Gerçi bunun da bir analizine bakmışız. Yani. Yani düşüş trendi devam ediyor gibi gözüküyor. Yani burada 0.5'in e, yani 0.5 de değil aslında biraz grafik çizmesi lazım bunun. Pek grafik yok. Hani yapacağımız çok fazla bir analiz yok. Böyle söyleyeyim. Yani şuradaki direnç bölgesi belki önemli olabilir. Neresi burası? E, şu bölgeyi sanki önemsiyor gibi fiyat. E, 0.53-54 bölgesi buranın geçilmesi lazım. Belki burası geçildikten sonra bir hareketlenme olabilir ama e, dediğim gibi biraz daha grafik çizmesi beklenebilir mi beklenebilir. Yani mesela şöyle bir hareket bekleyip takip edebilirsin. Şimdi burada değil de mesela şöyle bir hareket yaptı. gidersin burada alırsın. 0.5 aşağısı kalmadığı sürece tutmaya devam edersin. Zaten 0.5 aşağısı kalırsa düşüş olur burada. Bu tarz bir hareketten sonra 0.5 aşağısı kalmadığı sürece de beklenti yükselişin devam etmesi olur. Yani bu tarz bir yapı belki ee, takip edebilirsin. AGX'tenmiş. Agix'e bakmıştık diye hatırlıyorum ama bakalım tekrardan. Agix'e baktım hocam ya. 0.60 üstü kalmaya devam etmesi lazım. 0.60 üzeri kalmaya devam ederse yani 1 dolarlara doğru bir hareket yapabilir. Ama 0.60 aşağısı kalırsa tabii ki aşağı doğru düşüş 50'lere doğru derinleşebilir. Bulur denmiş. Bakalım Bulur'a. Blur'da güzel bir yükseliş trendi var destekte 0.70'lerde yani 0.70 aşağısı falan kalmadığı sürece burada da olumluyuz aslında. Ama 0.70 aşağısı kalırsa burada da dikkatli olmak lazım hatta 65 aşağısı kalırsa dikkatli olmak lazım. Günlükte güzel ortalama destekleri var de güzel tepki almış ortalamalar çalışıyor. Yani buranın üzeri kalmaya devam etmesini takip edeceksin yapacak bir şey yok. Zirve fiyatına geldikten sonra da zaten biraz satış yemiş. Yani patlama yapabileceği seviye 0.8 cent geçildikten sonra hani hareket hızlanabilir 1 dolarlara doğru 0.80 önemli. Orayı takip edebilirsin direnç olarak da. EFT Bakalım arkadaşlar EFT de dirence gelmiş yani tabi coinler ee, Dirence gelmiş birçoğu bakıldığı zaman 0.44 bölgesi direnç bölgesi buranın geçilmesi lazım ki yola devam etsin oradan biraz satışıyor. Buradaki satış baskısını kırması lazım coin'in. Yani yavaş gitmesinin bir diğer sebebi bu 0.4 cent ile 0.45 cent arasında sürekli satış yapıyorlar. aşağı doğru düşürüyorlar. Yani buradaki satış baskısını kırması lazım yükselişin devamı için. Yoksa yani yatay gidebilir ya da hani trendi kırar. Şu an ufak bir yükseliş trendi var. Ama buradan satış yani geçemezse buraya satış yemeye devam ederse bir şekilde kıracaktır. O zaman tekrar düşüşler olabilir. Yani kısa 0.45 arasındaki direncin kırılması lazım. Kaça denk geliyor? 0.435 GGG mi? Böyle bir coin mi var ya? Hocam bu hiçbir borsada yok. Yani biraz daha borsada olan coinleri sorarsanız Yani yapacağımız analiz anlamlı olur. Bunu da bilemedim şimdi. Bunu da bilemedim yani. Yani güzel bir düşüş trendi var. Bunu takip edebilirsin ama ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Yani 0.15 direnç bölgesi buranın geçilmesi lazım. Tekrar bir yükseliş trendi için. Şu an düşüş trendinde ürün. yani Arda ne kadar bilmiyorum. E, yaptığımız analiz tabi sağlıklı olur bu coin için ama hani illa bir analiz istiyorsan öyle olabilir. Direnç bölgesi de 0.24. Buranın geçilmesi lazım orta uzun vade için. Yükseliş hareketi için. Sui. Sui'ye bakıyoruz hemen. <laughs> Suyu geçen yayınlarda söylediğimiz gibi devam etmesi için yükselişin 2 doları geçmesi lazım demiştik. E, 2 dolar geçilmediği sürece e, buradan gelecek satışlarla aşağı doğru düşebilir, düzeltme yapabilir, biraz yataya gidebilir. FDR'ye baktık arkadaşlar. E, yoksa bakmadık. Bakacağım birazdan bakmadıysam. E, buranın 2 doların geçilmesi lazım artık yani. 2 dolar geçilmediği sürece yani düşüşler devam edebilir. Yatay gitme hareketleri devam edebilir. Ya yani bu tarz yapılar, hareketler içine girebilir. CNY'ye baktım. SYN baktım diye hatırlıyorum. Bakalım hatta bakmışız mı? Buna da bakmamışız galiba. Buna bakmadık mı ya? Coin'lerin hepsi birbirinin ismi birbirine benziyor. Neyse. APT'ye baktım. APT'yi yazmayalım arkadaşlar. Ee, bu coin için 1 dolar üzeri kalmaya devam etmesini takip edebilirsin. 1 dolar aşağısı düzeltmeye girer. Bir ee, 1 dolar üzeri yola devam etme ihtimali var. Neye bakacaktık? Bir tane daha söylemiştik. Hangisiydi? Hemen F'lere. F'lere'ye baktım diye hatırlıyorum ama bakmamış da olabiliriz tabii ki. Yok bakmamışız buna. Buradan mı bakacağız? Başka bir yerde grafiği yok mu bunun? F'lere. Coinbase'de var. Coinbase'den bakalım. Valla coinbase de zirve kırılımı yapmış gibi gözüküyor ama bir yerde daha eski grafiği var, bir yerde daha yeni grafiği var. Burada günlükte trendi takip etmek lazım. Trend kırılmadığı sürece yola devam. Ortalamalarla bunu takip edebilirsin. 50'lik hareketli ortalama ile 20'lik hareketli ortalama fiyatı güzel takip etmiş. E, fiyat bu, bu hareketli ortalamanın üzerine devam ettiği sürece yola devam. Baktım bu hareketli ortalamanın aşağısı kaldı. O zaman bir düzeltmeye veya bir düşüş hareketine girebilir deyip Orada artık biraz kar satışı mı yapıyorsun? Stop mu koyuyorsun? Artık o sana kalmış. Ama orada bir düzeltmeye girebilir haberin olsun. Ee, bu ortalamalar aşağısı kalmadığı sürece tabii ki buradan düşse, ufak düşüşler yapıp ondan sonra yoluna devam edebilir. Gayet normaldir. Yeter mi bu kadar arkadaşlar? Biraz ara verelim isterseniz. Biraz ara verelim, nefes alalım. Sonra tekrardan alt geri döneriz. Sıkıntı yok. Altcoin'lere tekrardan bak FED de yukarı doğru vurdu yine. Gördün. İşte değişik bir coin bu da. Son dönemlerde bayağı iyi gidiyor. Piyasa değeri kaç oldu FED'in? Piyasa değerini de iyice yükselttiler. Bak %7 80'e yükseltmişler. Piyasa değeri 80 aslında hala çok tabii ki aşırı yüksek değil onu söyleyeyim. Aşırı yüksek değil piyasa değeri hala. <laughs> 70'ten Pepe almıştım demişler. Hadi Pepe'ye de bakalım son olsun o zaman. Ondan sonra biraz Bitcoin tarafına bakarız sonra tekrardan altcoinlere geri dönüş yaparız. Bit Pepe 15 dakikalıkta da düşüş trendine girmiş. Bu düşüş trendinden çıkması lazım. Yani tekrardan bir trend başlatması lazım. Kısa vadeli düşüş trendine girmiş. buradan çıkması lazım ki yükselişe geçsin. buradan çıkamadığı sürece düşüş devam eder aşağılara doğru. Yani buradan çıkması gerekiyor yani düzeltmeyi mesela yapacak şöyle yukarı doğru atacak. Bir tane daha direnç kırılımı derken şöyle bir hareket. Ya bunu görmemiz lazım. Yani şuralarda olmamız gerekiyor ki olumlu olalım. Buralarda olmadığımız sürece olumlu olamayız yani düşüş hareketi bu şekilde devam ettiği sürece, yukarı doğru kırmadığı sürece olumlu olamayız arkadaşlar. 15 dakikada düşüyor çünkü. Ee, ya en azından bir 0 ya 350'yi falan geçmesi lazım. Şu 350'leri geçmesi e, aynen 350'leri geçerse güzel olur. Hatta biraz daha aşağıdaymış. 330'u falan geçmesi lazım. 320, 330'u. 320, 330. Bu seviyelerin geçilmesi lazım. Yani bir yükseliş trendi başlatması lazım 15 dakikalıkta. Şu an düşüş hareketi var. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekebilir. İyi yükselmiş bu arada. Çok yükselmiş. Yani kar satışı gelmesi normal bence. Bakalım BTC'ye geri dönelim. BTC'de de tabii ki benzer bir şekilde düşüş hareketi e, söz konusu. Hemen şöyle BTC yaşadım bakalım 60 bin aşağısı kalacak mıyız? Önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. 60 bin seviyesi. Yine psikolojik olarak da tabii ki önemli bir seviye. Biraz aslında şöyle 60 bin üstü yatay gitse falan biraz altcoin'lere bence para girişi olabilir. Altcoin'lere para girişi olabilir arkadaşlar. Biraz sadece fiyatı tutmaları lazım. İhsan Bey olabilir, 10 dolar olabilir evet. 10 dolar olabilir uzun vade hedef için. Hadi yukarı doğru yükseltin BTC'yi. Boğa geldiyse çok düşünmemeniz lazım. Öyle değil mi? Yani boğa geldiyse çok fazla düşmesi mantıklı olmaz. USD Dominant nerelere gelmiş bakalım hemen. 4.5'lara gelmiş arkadaşlar bu arada. Hatta 4.30'dan yukarı doğru fitil atmış ama hala düşüş trendi devam ediyor onu söyleyeyim. USD da hala düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendinden çıkabilmiş değil. Buralardan tekrardan satış yiyip aşağı doğru düşebilir. Bu da market tabii ki yükselişini devam ettirebilir. Şu an kritik bir yerde olduğunu bunun da görebiliyoruz. Zaten tam dirence gelmiş 4.60 bölgesi. Önemli bir e, direnç hattı olarak karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Güzel bir bölgede. Çok iyi düştü bu arada. Çok iyi düştü. Özellikle %5 kırıldıktan sonra direkt e, ben diyordum 4.74-4.80 falan diyordum ama e, daha aşağılara da düştü yani. 4.5'ların aşağısına hatta 4.40'lara 4.35'lere doğru düştü. Baya düştü. Epey düşüş var. Market de yani 65.000'e iyi yükseldi. Hocam herkes 300 bin bekliyor. Ben 140-150 makul görüyorum demişler. Yani mantıklı bir hedef seviyesi hocam ya. 300 bilmiyorum bana ilk etapta biraz fazla gibi geliyor. Ya belki uzun vadede olabilir ama e, şu an kısa vade için oralar çok fazla seviyeler. Zaten bak BTC'yi görüyorsun hemen adamlar 65 binden bile sattılar. 64 binden hemen 60 bine düşürdüler. Bakalım düzeltme yapsın biraz ya. Düzeltmeye de ihtiyacı var piyasanın. Hem yeni, yeni yatırımcı biraz alım yapar. Yani sonuçta sürekli yükselirken alım yapmaya insanlar çekiniyor. Yani biraz düzeltme yap yapabilir yani piyasa. Yapsa fena mı olur? Bence fena olmaz. Yani yeni insanlar e, oyuna girmiş olur. Burada yolumuza devam ederiz ondan sonra. He, tabii ki fazla düşürüyorlar mı? Yani pek düşürdüklerini söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani bakmayın market içinde 64'e kadar yükseldi oradan biraz satış yedi ama... Ee, yani genel olarak çok fazla piyasayı Yükselirken düşürmüyorlar Yani işte biraz böyle arada bir alt Coin'lerde iğne falan atıyorlar ee, Likidasyon topluyorlar O kadar Coinbase'de işlem bir ara çöktü yetişemiyoruz Dediler demiş <laughs> Hocam market çok volatil de çok yüksek şu an yani yatırımcı sayısı da epey arttı piyasada. Yani ATH yapsa daha da iyi olacak gibi gözüküyor. ATH bakalım inşallah yakın zamanda yapar. Çok fazla bekletmez. Buralardan falan düzeltmeye girerse tabi biraz bekletir. Ee, de yani sonuç olarak yani beklese de bir şekilde e, düşse de aşağı doğru bir şekilde ATH seviyelerini elbet göreceğiz arkadaşlar. Ya yani seviyorlar insanlar çünkü yani bu yatırım araçlarını seviyorlar. Yatırım yapmayı seviyorlar. Yani yatırım yapacak da çok fazla bir şey yok ki. Zaten görüyorsunuz işte ne yatırım yapacaksın. Eskiden sadece hisse senediydi. Şimdi kripto paralar da çıktı. Hiç olmazsa işte biraz çeşitleme oldu. Hocam bu boğa geçen boğaya benziyor mu? Benziyor tabii ki yani. Zaten boğaların karakteristik özellikleri hep aynıdır. Yani yükselince sürekli yükseliyor işte. Düşüşe geçince arada iğne atıyor ya da biraz böyle düzeltmeye geçince sert geçiyor. Yani genel olarak ama sürekli yükselen bir hareket var. <laughs> yani özellikle 30K kırıldıktan sonra e, nefessiz bir şekilde iki, 2X yaptı yani. 60 bine doğru yükseldi. Yani doğru düzgün bir düşüş hareketi bile yok. Yani şöyle baktığımız zaman hatta şuradan bakalım. Bak şurada 27.000'den başlayan bir yükseliş trendi var. Görüyorsunuz. Yani 25.000'den pardon. %150. Vallahi burada 25.000'i kırdırmadılar. Bir de götürdüler 65.000'e kadar götürdüler fiyatı ya. Vallahi helal dost. Ne kadar güzel çalıştı destek. Ama var ya bunu kırsaydı ne düşecekti aşağıya. Öyle güzel bir düşüş yeriydi ki burası kırılsaydı. Ama tabii kırdırmadılar. İyi mi oldu? İyi oldu. Bak 60 bine geldik. Ya yani burası kırılsaydı süreç çok fazla uzardı yani. Burada satış baskısını düşünemiyorum bile. Ondan sonra hızlı bir şekilde tabii ki fiyat 65 binlere doğru yükseldi. Hale bak. Arkin bakar mısın hocam demişler. Yani şu an altcoin bakmıyorum. Şu an altcoin bakmıyorum arkadaşlar. Hocam son kez oraya demişler. Bitmiyor arkadaşlar yani. Bunun sonu yok. Şimdi altcoin'e bak çok fazla altcoin artık sormayalım. Yani zaten 50 tane altcoin'e baktım. Yani bütün yayını altcoin analizine mi geçirelim? Aynı işte yani altcoin'lerin çoğunun durumu benzer. Bitcoin yükselirse yükselecekler yani bunun yapacak başka bir şey yok. Bitcoin'de yatay gitme hareketi belki bekleyebiliriz. Yani biraz Bitcoin'i izlememiz lazım. Bitcoin'i takip etmemiz gerekiyor. Ben bugün berberime sordum BTC'yi yükselişi haberim yok dedi. Sıkıntı yok yükselişe devam eder demiş. Güzel bir endeks bu arada. <laughs> Tabii olabilir doğru. Yok daha onlar o yani e, ATH'de falan onlar belli olur. Daha öyle herkesin haberi yok ya Bitcoin'in yükseldiğinden. Yani benim çevremde de ben kendim söylediğim zaman falan haberleri oluyor. Yoksa kimsenin haberi yok. Ya takip etmeyen bilmez ki arkadaşlar. Sonuçta haberlere Bitcoin ATH yaptığı zaman damga vuruyor. Şu an yani bilmiyorum hani tek tük belki paylaşılmıştır ama öyle çok gündem olmadı. Çünkü daha ATH yapmadı. 69 bin geçilirse 70 bin geçilirse çok gündem olur. O zaman işte yeni yatırımcı akın eder. Yeni yatırımcı akın eder. 70 bin geçilirse yeni yatırımcı akın eder arkadaşlar. Bugün donklardan aldığım karlı BTC shortlayıp geldim ama konu sizin yayın olunca korkuyorum. Sizin yayınlarda hep çıkıyor BTC demiş. Eskiden hep düşerdi bizim yayınlarda. Şimdi de tam tersi hep yükseliyor. Evet bu aralar büyü bozuldu arkadaşlar. Büyü bozduk artık yola devam. Evet, yani düşüş yayınlarını artık ee, ara verdik. Bir süre daha ara verelim yani Şöyle bir yıl daha ara verelim. Bir yıl sonra falan. Yeter yani zaten çok düştük, 2 yıl boyunca düştük. Artık biraz. Ee, yükseliş yayınları yapalım şöyle hatta altcoin rallisi yayınları yapalım. Şöyle başlığa da yazayım mesela patlatayım mega altcoin rallisi diye güzel olmaz mı? O da bana denk geldi herhalde demiş. Ya yükseliş trendi var aslında yani yükseliş trendi olduğu için çok fazla shortlanmaz yükseliş trendinde. Ya BTC'de yani insanlar şunu anlayamıyor. Yükseliş trendi varsa çok shortlamayacaksın. Düşüş trendi varsa longlamayacaksın. Ya burada çünkü hareketler iki yönlü de çok hızlı oluyor. Yani düşüyorsa net düşüyor, yükseliyorsa net yükseliyor. Yani burada işte insanlar şunu anlamıyor bir türlü. Ya yükseliyor bu oradan satış gelecek, buradan satış gelecek. Ya bırak işte sen satış yerse görürsün zaten. Satış yerde trendi kırarsa görürsün o zaman shortlarsın ama daha satış yemeden fazla hani bir şey olmadan trendi kırmadan direkt shortlanmaz. Tam tersi longlanmaz da aynı şekilde. Düşüş trendine girdi diyelim. Düşüyor sert bir şekilde düşüyor işte 55k 50k 40k neyse. Aşağı doğru gidiyoruz yani orada inadın hani şu destekten dönecek oradan dönecek buradan dönecek diye longlarsanız patlarsınız. Yani yıllar yıllardır takip ediyoruz grafiğini. Yani yıllardır bak gözlemlediğimiz bir şey arkadaşlar. Hep aynı hareketi yapıyor çünkü. Şimdi bitcoin buradan düşüşe geçti diyelim. 55k'da long, longlanır mı? Ben size söyleyeyim longlanmaz. 50k'da longlanır mı? Longlanmaz. Yani longlanmayın. Ben size söyleyeyim. Net dönüş görmeden ne bileyim işte 4 saatlikte bir ee, ya da günlükte hadi belki günlük fazla olur saatlik veya 4 saatlik daha iyi olur. 4 saatlik diyelim biraz daha bir orta vade trendde dönüş hareketi bir dip çalışması bir direnç kırılımı görmeden long açılmaz. Açılma. Açan patlar. Açan patlar arkadaşlar. Bu iş böyledir yani. Bunu e, tam tersi yükseliş trendi içinde geçer. Ne oldu? 57.000 direnç dedik. 57.000 direnç olarak çalıştı mı? Çalıştı. Gayet güzel bir şekilde. Buradan satış ediyor değil mi? Sürekli satış ediyor buradan. Bak 57.000'den sürekli satış var. Ama ne oluyor? Sen şimdi gidip buradan shortlarsan al böyle hareket oluyor. Çünkü direnci kırıyor. Direnci kırıyor. Tamam direnç çalışmıyor değil. Direnç de böyle biraz oyalanıyor ama fiyat çok güçlü. Karı doğru yükselmek istiyor ve %12'lik bir yükseliş hareketi yapmış. Kaldıraçtan her zaman uzak durun arkadaşlar. Kaldıraç yani diyorum ya bilmiyorsanız sıkıntı. Bilmiyorsanız sıkıntı yani. Marketin yapısını anlayamıyorsanız kaldıraçta para kazanamazsınız. Market sizi terse bırakır sürekli paranızı alır. Burası zor bir piyasa. Burası zor bir piyasa arkadaşlar. Kolay bir piyasa değil. Hep söylüyoruz. Zor burası. Burası herkesin yapabileceği bir piyasa değil. Trade etmek, alsat yapmak burada kolay değil. Aslında çok kolay ama çok zor. Öyle değişik bir kısır döngü içindeyiz işte. Mega boğa ne kadar sürer hocam sizce demişler. Altcoin boğası mı? Altcoin boğası 3-5 ay falan sürüyor ya. Çok fazla sürmüyor öyle yani altcoin rallisi. 3 ayda falan yapacağını yapıyor. Ondan sonra e, tek coinler falan pamplamaya başlıyor. Yani genel olarak böyle çok böyle Mega ralliler falan 3 ay falan sürüyor. Hadi 6 ay sürsün yani. Öyle çok fazla sürmez arkadaşlar. Yani adı üstünde mega rally dediğimiz olay hızlı bir şekilde fiyatların çok fazla yükselmesi, hızlı bir şekilde çok fazla yükselen fiyat da e, haliyle çok uzun süre yükselemiyor. Yani çünkü çok hızlı yükseliyor. E çok çok hızlı yükseldiği için de yani gidip 6 ay fiyatın sürekli çok hızlı yükselmesini bekleyemezsin zaten mantıklı olmaz. Balina olmadığımız sürece çok zor demişler. Ya aslında trendi takip edeceksin ama trendi takip etmiyor insanlar. Yani şu algı var. Fiyat mesela şu şekilde yükseliyor ya. Gidiyor buradan işte mesela şöyle yaptığı zaman Short aramaya başlıyor yani diyor ki hani buradan düşecek short açıyor buradan yani gidiyor bu şekilde yükseliyor mesela yani aslında yükselmeye devam edecek orada biraz kart gelmiş hemen shortluyor orada yani yanlış yapılan hareket o. Yani markette günlükte falan boğa trendi varsa ee, pek shortlamayacaksın yani düşüyorsa da yine şey yapmayacaksın yani long pozisyon aramaya çalışacaksın yani tam tersi düşüşe geçti diyelim trendleri kırdı düşüşe geçti tamam mı? E buralarda falan yavaş yavaş short aramaya çalışacaksın. Long aramayacaksın orada. Sıkıntı yaşarsın. Ama tabii bunu kimse yapmıyor arkadaşlar. Yani yapamıyor daha doğrusu. Yani kolay değil bu hareketi yapmak. Çünkü yani yükselişler çok hızlı oluyor. Çok hızlı olduğu için mesela ee, sen markette long arıyorsun. E 40, 50 bindesin mesela BTC'den örnek vereyim. 50 bindesin yani ertesi gün 2 saat böyle dışarı çıkıyorsun geliyorsun bir bakmışsın 55 bin olmuş. Ya diyorsun işte ben buradan long aç, açamam. Yani mecburen hani short aramaya itiyor piyasa seni. E bu sefer de yükselmeye devam ediyor. Terste kalıyorsun. Yani short ararken terste kalıyorsun. Veya işte market yükselişe devam ettiği için 55'te açamıyorsun, 57'de açamıyorsun. Diyorsun bir yerden açayım. Sen açtıkça yükselmeye devam ediyor falan. E long açmaya elin gitmiyor çünkü hani dipten açmadığım, açmadığın için ve yani o fiyatı görmüşsün ama açmamışsın orada. E bir daha elin gitmiyor. Düşecek diye. Yani düşerse zarar ederim diye. Bir de şöyle bir şey var yani long açtığın zaman da mesela böyle iğneler geliyor. Gittin mesela burada hani gaza geldin. E, örnek işte 57'de açmadın, 58'de açmadın, 60'da açmadın, 65'te gidip burada bir yerden diyorsun ki ulan herhalde bu yükselecek. Sen burada bir açıyorsun tık böyle bir iğne geliyor. %50'lik likit oluyorsun yani ya da stop oluyorsun. Yani bu kaldıraç işi zor iş arkadaşlar. Kaldıraçtan uzak durmanızı e, tavsiye edebilirim yani söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Kaldıraçtan uzak durun. Kaldıraç sıkıntı. Bir verir, iki verir, üçüncü de hepsini alır. Paranız varınız kalmaz. Bu başlangıç volatili testlemişler. Volatilite de arkadaşlar yani yüksek kaldıraç zaten e, pek market sevmiyor. Yani düşük kaldıraçta aynı şekilde yani zor ya kaldıraç. Yani spotta ilerleyin bence. Kaldıraşa bulaşmayın. Çok böyle kendinizi profesyonel trader hissetmiyorsanız kaldıraca uzak durun. Ya gördünüz işte bugünkü hareketi. Altcoin'ler %20, %10 iğne attı. Ya dünkü yayında da söylemiştim galiba. Ondan önceki yayında mı söylemiştim? Yani ara ara bu tarz hareketler ee, göreceğiz yani. Yükselişler bu şekilde devam et, ettiği sürece aşağı doğru ara ara iğneler görürüz. Normal yani çünkü çok yükseliyor. Ayı sezonu alışkanlık haline geldi hocam onlara onlara demişler. Ya işte oradaki psikolojiyi atlatmak kolay değil. Oradaki psikolojiyi atlatmak kolay değil. Ayı, ayı sezonu çünkü uzun sürüyor arkadaşlar. İki sene yükseliş görmüyorsun. İki sene yükseliş görmeyen bir insan... Yükseliş başladığı zaman buna inanmaması da normal aslında. Ben yadırgamıyorum kimseyi. Ama işte tabii ki uyarımızı yapıyoruz. Niye? Çünkü hani zarar et, edilmesin diye. Ve yani e, stop koyun diyoruz mesela hani short açanlara da. Ne diyeyim yani şimdi? E, stop koyun diyoruz. Niye? Çünkü hani zarar edecekse daha zarar etsin. Yani çok fazla zarar etmesin diye. Zaten abi hoş geldin. İyi geceler sağ olasın. BTC gel gel yaptı demişler. Vallahi BTC gel gel falan yapmadı. Yükseldi. Yükseldi. Güzel yükseldi hem de. 60.000'e 60 geldik arkadaşlar. Yani ciddi bir oran. Ben ayıda girdim. 60.000'e 60 gelince anladım yükselişi demişler. Ya aslında 25K geçildiği zaman anlamak lazım. Ya da 25K'ya anlamadın. 100K'da anlaman lazımdı. Biraz geç kalmıştım. Yani 25K'da anlamak gerekiyordu hani 25K geçilmedi geçildi diyelim 30K'da kesin anlaman lazımdı. Yani çünkü no, çok netti hareketler. ya O dönemde yorumladık diye hatırlıyorum ama bunları ee, işte ne demiştik mesela 25K aşağısı kalmaması lazım dedik. Kalırsaydık şeyler olur dedik. Değil mi? E kalmadı 30K. Hatta şurada şöyle görüntüler vardı o zaman. İşte burada ikili tepe görüntüleri vardı şöyle. Hatırlıyorsunuz yayınlarda ne diyordum? Bak bu ikili tepeyi ikili dibe şu şekilde çevirebilir. Yani ki zaten öyle oldu. Destek kırılmadı. Yani şurası önemliydi. Burası kırılmadığı sürece e, güzeldi. Ama orası kırılsaydı tabii sıkıntıydı. O ayrı bir konu. Orası kırılmadı. Zaten market çok güzel destek aldı. Bize sinyal verdi. Direnç kırılımı yaptı. İşte burada anlamak lazım Hadi burada e, cesaret edemedik. Edemedin diyelim. 25K'da. Ee, ama 30K'da artık yani biraz anlamak gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü 30K basit bir hareketti. Öyle söyleyeyim. Ya hem buradaki dibin üzerine çıkması hem buradaki e, dibin üzerine çıkması şu bölgedeki 30K niye önemliydi? Bak buradaki e, ayının aslında şiddetlendiği destek bölgesinin kırılımıydı. E şimdi burası güçlü bir destek bölgesiydi. Kaç kere bak burada temas etmiş, burada etmiş, burada sürekli destek direnç olarak çalışıyor. Kırıyor, düşüyor, sert düşüyor. E demek ki ondan sonra geliyor bak yükseliş başladıktan sonra buradan satışıyor, düşüyor, bir daha satışıyor, düşüyor. Yani kısayısı bu 30k kırılımı yani Bitcoin boğasının başlangıç hareketlerinden bir tanesiydi. İşte tabi ee, tabii en baş hareket logaritmik düşen trendin kırılımı olarak karşımıza çıktı. Burada hani dip üzeri atmasını O dönem belki tabi dediğim gibi Buradakini bunu tam şey yapmak hani o dönem çok kolay değildi onu söyleyeyim Burada da net bir hareket vardı ama dediğim gibi bu çok kolay bir hareket değildi Düşen trendin kırılması retesti falan bence önemli bir hareketti ondan sonra 25k'nın kırılımı Yine Önemli bir hareketti yani boğa başlangıcı yani yükseliş trendi başlangıcı için Önemli kuvvetli bir sinyaldi indikatörler özellikle Haftalık bazda bakın çok net burada fiyat uyumsuzlukları vermişti. E şu an bakıyorsun hala öyle bir fiyat uyumsuzluğu yok. Belki buradan satış yerse oluşabilir. E yani şu 60-70 bin arasından satış yerse bir ikili tepe riski burada çıkabilir. Ama yani şu anlık hala öyle bir durum yok. E burada daha net sinyaller vardı. Hacim yüksekti, yükselmişti. Özellikle Binance grafiğinden bakarsak e bu noktalarda hacimin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. O dönem yorumlamıştım hatta. E, hatta o dönem hep diyordu işte deniyordu e, Bir şey vardı o zaman Binance'da o yüzden hacim yüksek deniyordu ama aslında o yüzden falan gördüğünüz gibi değilmiş yani marketi Adamlar dipten malı topladı e, Toplamış yani ben aslında o dönem onu konuşmuştuk hatırla, belki hatırlayanlar bilir e, Adamlar dipten malı topladı işte yükseltti burada arkadaşlar yani aslında olay bu Ama işte bunu tabii o dönem inanmak istemiyor insanlar çünkü e ee, Yani çok şiddetli bir düşüş hareketi olduğu için e, daha aşağısı gelebilir korkusu var, piyasa batabilir korkusu var. E, borsalar batıyor e, o dönem, olumsuz haberler patır patır geliyor ama birileri işte burada bakın görüyorsunuz hacimden anlayabiliyorsunuz zaten bunun ne kadar yüksek bir hacim var. Bakın şöyle şunu yukarı alalım. Görüyor musunuz hacmi? Yani verileri burada güzel işler yapmışlar. Ama işte o dönem tabii ki dediğim gibi hani buna cesaret etmek çok kolay değil. Ama yani orada hani cesaret edemedin. 25K kırılımı hadi orada da edemedin. Hani 30K kırılımında artık hani bir şeyleri anlamak lazım. Çok inat etmemek lazım. Yani diyorum ya diyorum yani bak buralarda hadi inanmadın. Burada inanmadın ama şu üst taraf Artık inandırıcı olması lazım. 30k kırılımı çünkü. Önemliydi. Çok önemliydi. İkili dip yaptı. İşte ikili dibi kırdı falan derken yola devam etti. Neyse biz şah hedeflerine bakalım. Hedefler ne oldu? Ee, 1.272 hedefine de geldi arkadaşlar bu arada BTC. Yani hedef üstüne hedefe geliyor tabii ki. Ee, buradan biraz satış yeme hareketi var. Ee, ama iyi yükseldi. Yani gerçekten ee, iyi yükseldi iyi yükseldi arkadaşlar. Bendeki de DC işareti 17'den BTC aldım demişler. <laughs> Biliyorum belki benim de etkim olmuştur yani Yakup Bey. Epeydir izliyorsunuz sanırım. <laughs> Altlara girişler başladı demişler. Altlara girişler başlasın biraz ya. Bakalım altcoin'lere hareketlilik ne durumda. Yeşile döndü mü altcoin'ler? Yeşile dönmüş tamam. Güzel. Yeşile dönmüş. Agix de %10 yaptı yine valla. Vay be. Bu Agix'i de iyi yükselttiler ha. Agix'i de yüksel güzel yükselttiler. Bu yapay Zeka coin'lerini çok iyi yükselttiler arkadaşlar. Ya inanılmaz bir Dostum bu yükseliş Nisan'a kadar gider mi sence demişler. Vallahi hocam şimdi Nisan'a kadar mı gider, Mayıs'a kadar mı gider, Mart'a kadar mı gider onu bilmek çok zor ya. Yani bunu günlük olarak takip edeceksin. Ne zaman trendi bozarsa o zaman vedalaşacaksın. Düzeltme bekleyeceksin. Yani şimdi Mart'ta da bozabilir. Nisan'da da bozabilir, Mayıs'a da bozabilir. Yani bunu e, güncel izlemeden şimdiden tahmin etmek yani çok mantıklı olmayabilir onu söyleyeyim. Yani sonuçta çok sert bir yükseliş hareketi var. Yani bunu açacaksın 4 saatlik grafiği falan ya da saatlik grafiği. E, Trendi bozmasını bekleyeceksin. Ne zaman bozarsa yarın da bozabilir. E, 3 ay sonra da bozabilir. Yani bozduğu zaman şey yapman lazım. Şimdi bozmadan dediğim gibi zaman vermek ee, çok mantıklı olmayabiliyor. Ha soracak olursan hani fikrini ee, Mart Nisan gibi e, tabii ki biraz satış olabilir markette. Yani Sonuçta fiyat bayağı yükseldi ama belki de olmaz yani bilmiyorsun. Dediğim gibi ben trendi da olmaz. Yani biraz trende de bağlı bu olay. Sonuçta işte biz trend takibi yapıyoruz. Bizim işimiz ne? E, trend takibi yapmak. Trend bize yüksel diyorsa biz yükseliyoruz. Düş derse düşüyoruz. Yani olayımız bu aslında yaptığımız analizlerde genellikle yani günlük 4 saatlik haftalık trendleri takip etmek e, trendler ne kadar devam ederse e, ben de o kadar devam ediyorum açıkçası baktım trend bozulmaya başladı güçsüzleşmeye başladı gitmiyor o zaman e, biraz tedbirli oluyorum bir stop falan koyuyorum ya da kar satışı yapıyorum e, yani durum bu şekilde. Ya bence şimdi mesela burada zirve noktasına gelmiş. Ee, hani zirve noktasına biraz dikkatli olun bence arkadaşlar. Çünkü bu zirve noktalarından satış yiyebiliyor. Özellikle BTC tarafı için konuşuyorum. Tabi altcoin tarafı için konuşmuyorum. Çünkü örnek bitcoin şurada böyle yatay gider. Geçemez mesela direnci. Şurada altcoinler fiyatlanır. Sonra bitcoin buradan düşer. Tamam mı? Altcoinler düşer tabii ki. Ama işte bak buradaki fiyatlama iyi para kazandırabilir. Bak buradaki şuradaki. Mesela 60 ile 70 bin arasındaki. Mesela biraz yatay giderse alt e, altcoin'lerde güzel bir fiyatlama izleyebiliriz. Ama bitcoin gitmez mesela. Düşüş öncesi akümülasyondur bu. E, bu tarz bir hareket. Ondan sonra mesela altcoin'leri biraz fiyatlarlar orada. Sonra aşağı doğru bir geri çekilme olur. Sonra tekrar dener. Yola devam eder mesela şöyle bir hareket. Olabilir mi? Olabilir. Olabilecek bir senaryo. Ama şimdi bu noktadayken biraz dikkat etmek lazım. ATH kırılmadığı sürece. ATH kırılmasını beklemek lazım. Çünkü çok yakın bir seviye. Yani 70 binin geçilmesini takip etmek lazım. BTC için konuşuyorum ama alt tabi durumlar biraz daha farklılaşabilir arkadaşlar. Ya da mesela burada hiç böyle düşüş yapmaz. Örnek yatay gider. Yatay gittikten sonra yani direkt yoluna devam edebilir tabii ki İlla aşağı doğru düşecek diye bir şey yok. Ki. Yatay gider mesela e 60 binle 70 bin arasında sonra direkt direnci geçer yoluna devam eder şu şekilde. E yani bu tarz hareketler yapabilir. Yani burada tamamen e BTC tarafı için özellikle direnci geçmesini takip etmek lazım. Yani 70 bin. Çünkü 65 bine gelmiş zaten fiyat. Yani burada artık ATH kırılımını takip. Yani zirveye gelmiş. Fiyat zirveye gelmiş. 65.000. Oradan biraz satış yedi zaten. Gördünüz oraya geldiği zaman biraz satış yiyor. Ya demek ki artık orayı takip edeceksin. Orayı takip etmen lazım. Önemli bir seviye. ATH seviyesi. En yüksek zirvesi tüm zamanların. Artık yani burası geçecek mi geçmeyecek mi? Geçerse yola devam. Geçmezse düşüş zaten bir zamandan sonra. Yatay götürse de hani geçemezse düşüş yani bir zamandan sonra. Geçmiş zaman ne yaptı mesela? Ee, gösterelim hemen. Fiyat. Şurayı özellikle incelemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Yükseliş trendimiz var. İşte 10 binden falan başlıyor. Geliyor görüyorsun bak burada 58 binde satış yemiş. 58 bin. Şimdi bizim için burası önemli. Çünkü ilk satış yediği için biz burayı bilmiyoruz. Yani şöyle olduğunu varsay. Şimdi buradan satış idi. Ben nereye baz alacağım? Burayı. Şimdi şöyle bir tane yatay çizgi atıyorum kendime. Bak dikkat ediyorsun. Devam ediyorum. Devam et. Tamam. Şimdi grafiği gördük karşımızda. Fiyat ne yapıyor? 58'den satışıyor. Yükseliyor. 62 bine kadar. Tekrar satışıyor. Yani tutunamıyor. 58 üstü. Test ediyor. Tekrar satışıyor. Düşüyor. Tekrar deniyor. Satışıyor. Hatta bak burada 65'lere kadar yükseliyor. Ama tekrardan tutunamıyor. Bak düşüyor görüyoruz. Şu düşüş hareketi zaten aşağı doğru. Sonra bak geliyor burayı yine en başta test ettiği 58.000'i test ediyor. Bak çok güzel bir grafik yapısı bu arada. Yani ders niteliğinde onu söyleyeyim. İşte burada tabii ki yaptığı diagonal yapıları falan karıştırmıyorum oraları. Onlar zaten büyük sinyal ama şuradaki hareket mesela şurada geçememesi 58.000'i zaten çok büyük bir düşüş sinyali. Ee, ve aşağı doğru hani bir zamandan sonra e, aşağı doğru vuruyorlar fiyatı. Nereye kadar? Yaklaşık %50'lik bir düşüş oluyor BTC tarafından tek harekette. Yani yaklaşık bir hafta içinde %50 düşüyor fiyat. Ya çünkü geçemiyor bir türlü bak 58 bin 60 bin arasını geçemiyor bir türlü. yani direnç almış orayı. Satış yapıyor. Geçittirmiyorlar. Birileri satış yapıyor orada. E, baktığın zaman aradan e, Yaklaşık 3-5 ay geçiyor. 3-5 ay geçiyor ve... Bakın 58 binin bak önemini görüyor musun? Bak geliyor burada bak. Fiyat düşüyor. Düştükten sonra yatay gidiyor. Dip yapıyor işte. Metaraljisi falan başladı o zaman buralarda. Tekrardan bak 58.000'i deniyor. Yaklaştıralım. Te bak en... Ne zaman o zaman? 2021 Şubat ayında denediği bir se seviyeyi... Tekrardan deniyor. Bak ne kadar önemli bir seviye görüyor musun? Geçiyor test ediyor bak yine 58 binden tekrardan bir deniyor ama fiyat tutunamıyor bir türlü yani bu 58 binde tutunamıyor sonra 58 bin kırılımı geldikten sonra majör ayı trendi başlıyor bak 58 binde yine hareketleri görüyor musun bak şurada aşağı doğru şöyle genişleyen üçgen tarzı bir görüntü yapıyor şöyle bak hep 58 bin hep 58 bin ee, burada o zamanki seviye burada çalışmış Gelelim güncel görüntüye bakalım. Şu anlık 58 bin üstündeyiz. Değil mi? E demek ki bu seviyeler üzerinde tutunmamız gerekiyor ki 70 bini denesin burada. Ve 70 bin hani geçmesi tabii ki bizim en önceliğimiz şu an. Çünkü yani zirve fiyat Orası geçilmesi lazım. Ve tabii ki bu geçilme hareketi yapılırken de 58 bin aşağısı çok fazla kalmaması lazım. Niye? Bak daha yeni gösterdim. 50 kere takıldığı bir seviye. Destek olarak çalışıyor, direnç olarak çalışıyor. Yani marketteki artık birileri burayı o tahta yapıcılar işte ne dersen ismine o seviyeyi önemsiyor. 58 bin bilmem kaç. Ya burayı destek yapması lazım. Destek yaparsa zaten bir şekilde bu 70 bin ATH falan e, deneyecektir, görecektir. Ama yapamazsa o zaman tabii ki aşağı doğru e, artık 50K'ya mı düşer, 52'ye mi düşer, daha aşağıya mı düşer? Hani bir düşüş hareketi beklenir. Yani şu anlık ilk hareket 58 60 üstü kalmaya devam etmesi fiyatın. Zaten bu hareketi yaptığı zaman kalmaya devam ettiği sürece e, bu burada 70 binleri isteyebilir. Altcoin'lerde fiyatlama hareketleri devam edebilir. E, ama işte alt seviye aşağısı kalırsa tabii ki hoş olmaz. Tabii bize burada bizim hani bir seviyemiz daha var özellikle e, bu haber akışları açısından. Ya yani Bitcoin ATH yaptı. Bu mesela yeni yatırımcı çekme açısından çok önemli bir haber. O seviyemizde bizim 69 bin seviyesi. Yani 70 bin ben buna düz hesap diyorum. Orası. Yani oranın tabii ki geçilmesi çok önemli. Ee, yani bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa açıklayıcı olamadın hocam. Şunu da anlatır mısın ya da şurayı anlamadık dediğimiz. E, onu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin'de tabii ki ETF'lerin çok büyük desteği oldu bu yükseliş hareketinde. Halbuki ve ETF'in aynı aynı zamana denk gelmesi çok önemliydi mesela. Halbuki döngüsünle ETF'in aynı zamana denk getirilmesi, onaylanmasının yani çok e, Bitcoin'in buraya kadar yükselmesindeki en büyük sebeplerin ikisi. Ya tamam faiz hani indirimlerinin de gündeme gelmesi önemli ama piyasa içinde özellikle böyle bir halli yapması en büyük etkisi ETF'ler ve e, ee, halving de önemli arkadaşlar. Halving yarılanmayı insanlar yani kripto para yatırımcısı yarılanmaya çok önem verir. Yani her yerde duymuşsunuzdur bunu. Yarılanma önemli. Yani bu önemli arkadaşlar. O yüzden o da var. E bakıyorsun e, FED faiz indirme olasılıkları gündeme geliyor. E, bu da önemli. Yani önemli birkaç bir şey işte böyle gündeme e, üst üste geldiği zaman piyasa bir anda yükselmeye başlıyor bakıyoruz. Tekilada olduğu gibi. Yani Bitcoin bir anda 60 bin işte. Yani teknik, teknik olarak zaten sürekli desteklendi BTC. Yani teknik analiz olarak. Teknik analiz olarak. Yani son yaptığı hareketlerde işte buradaki yükseliş trendi için konuşuyorum tabii ki. İşte dipten düşen trendi kırması, dirençlerin, desteklerin sürekli çalışması, ee, yani çalışmayan doğru düzgün hiçbir şey yok. Yani sürekli her şey çalıştı. Yani gayet güzel yapılar. İşte buradaki aslında fitilleri saymazsak şöyle bir filama yapısı. Fitilleri tabi burada biraz görmezden gelmemiz lazım. Görürsek olmaz onu sayamayız. Ama yani ona göre bir sıkışma yani. Sonuçta filama nedir mantığı nedir. Hani fiyat hızlı yükselir. Hızlı bir sıkışır. Tekrardan yukarı doğru kırar. Bir boy daha gider. ya yani ona benzer bir yapı. Haftalıkta baktığımız için bu şekilde gözüküyor. Ee, yani gayet güzel bir şekilde. Ondan sonra bak şuradaki 48 bin direncinin kırılımı, satış yemesi, burası geçildikten sonra hızlı bir şekilde bir sonraki direnci hedeflemesi. Ee, yani teknik açıdan da şiir gibi bir e, grafik bize verdi son iki, kaç yılda? Bir yılda mı? Yani aşağı yukarı bir yılda. Yani teknik analiz alt tarafı 6da e, o hani grafiklerdeki fiyat hareketlerinin yükselişi de işte bu tarz ETF haberleriyle de güçlenmiş oldu, desteklenmiş oldu. E, teknik zaten müsaitti. Temel verilerde de güçlendirdiler. E, bir bakıyorsun fiyat 60 bin işte. 60.000'e geldik. Mehmet Bey tekrardan denemesi e, tabii ki oraları doğru tekrardan test edebilir. Tabii ki. Ya önemli olan orayı test etmesi değil aslında. Oradan aşağıya kalmaması. 60k'dan 50-58k'dan aşağıya kalmaması özellikle. E, çok fazla önemli. Görüyorsun yani çok güzel bir şekilde geçmişte çalışmış ama bu çalışan seviyeler tabii ki 2-3 yıl önceki seviyeler. Özellikle e, tekrar bir düşüş hareketi olursa hani oralar çalışacak mı ona bakmak lazım. Çalışıyorsa çok güzel. Demek ki önemsiyor market hala. Belki biraz daha üst bir seviyeyi hedef önemsiyordur veya alt seviyeye. Yani onu biraz gözlemlememiz lazım. Seviyeyi bulabilmek için. E şu anlık zaten öyle bir yükseliş hareketi yaptı ki doğru düzgün e, önemsediği seviye yok BTC'nin. Hepsini kırdı geçti yani. Kırdı geçti. Güçlü durdu fiyat. Selam Mert yine demişler. Aleyküm selam hoş geldin. Total 2 Total 3'e bakacağım birazdan. 300 kişi olduk arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Destek olmak için yayını beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yayını beğenerek biliyorsunuz kanala destek olabilirsiniz. 100 beğeniye de çok az kalmış. Altlar gitsin biraz ya. 60k üstü aküm olursa altlarda zaten hareketler devam eder büyük ihtimal. 60k üstü akümülasyon çok önemli şu an. 60 64 bin dolar görmesini nasıl yorumluyorsunuz demişler böyle hareketler tekrar görebiliriz böyle hareketler boğa sezonunda hep görürüz arkadaşlar yani fiyat çok yükseldikten sonra adamlar kar almak isteyebilir yani bu gayet doğal dirence yaklaşmış ATL seviyesine yaklaşmış İşte 65 bin 70 bin zaten tüm zamanların zirvesi oralara gelmiş şimdi oradan kar almak satış yapmak ya da short açmak isteyebilirler bu gayet normaldir yani bu 60 kaldı 70 kal arasında gelecek satışlara e, hazırlıklı olmak lazım. Hazırlıklı olmak ya lazım yani ben size söyleyeyim. Çünkü ATH seviyesi gayet normal. Ha, bu ATH geçildi örnek 80 bine gittik 90 bine gittik fiyat olarak. Orada satış gelmeyecek mi? Orada da gelecek. Yani bu satış her zaman gelebilecek bir şey yani bu piyasalarda en doğal şey arkadaşlar yani birileri alım yapar birileri satış yapar. Özellikle boğa dönemlerinde takip etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi satışların hemen toparlaması. Fitil olarak kalması. Bak iğne olarak yani mesela fiyat düştü. Yükseldi, düştü. Düştükten sonra hemen toparlaması. Bak boğa döneminin zaten en önemli olayı bu. Hani hemen toparlar fiyat, yükselişe devam eder. Ya hemen dediğim tabii ki anında değil yani. Mesela birkaç gün içinde toparlar. Ondan sonra yükselişe devam eder. Yani düzeltmeler çok uzun sürmez. Çünkü yatırımcı yükselişleri açtır. Yükseliş ister. Para kazanmak ister. Alım yapar, risk alır. Boğa sezonlarında risk iştahı çok yüksektir. Ayı sezonlarında nasıl yatırımcı korkaksa, boğa sezonunda da tam tersi riski sever, açtır arkadaşlar. Çünkü para kazanmaya aç. Para kazanıyor bir de yani öyle bir şey de var. Yani düşünsen alıyorsun, bir hafta sonra %50 para kazanmışsın. Yani böyle bir piyasada sürekli böyle bir şeyler alıp bir şeyler yapmak istiyorsun. E haliyle bu da piyasaya volatilite olarak yansıyor. Yani para kazanmak istiyorsun yani. Yani düşüş normal arkadaşlar. Düşüşlerin gelmesi normal. 15k'dan 65 gelme, gelen bir bitcoin de... Yani kar satışlarının gelmesi, shortların biraz daha fazla açılması normal. Yani ATH geçilmediği sürece böyle olur. Ne zaman rahatlar hocam piyasa diye soruyorsan, ATH geçilip fiyat tekrardan biraz böyle hani ATH üstü kalarak güven verdiği zaman azalır. ATH üstü kaldığı zaman fiyat şey olur, e, azalır. Ama ATH geçemediği sürece çünkü gelmiş yani orada zaten. Şurada 5.000 6.000 dolar kalmış yani ne kalmış. 64.000'e geldik. 5.000 daha gitseydi. ATH yapacaktı. Ya o yüzden ee, böyle bir seviyede zirve geçilmeden satışların artması normal arkadaşlar. <laughs> Ama bak buna rağmen fiyat düş yükseliyor yani. O da ayrı bir konu. Yani düşüşler ee, geçici kalıyor. Yani markette mesela altcoinlere bakalım. Altcoinlere bak mesela yayını açtığımda eksi deydi. E şu an çoğu artı 2, artı 3, artı 4 bu şekilde gidiyor bak. Yani eksi de olan sayısı azaldı. Eksi de olan sayısı azaldı yani çoğu e, tekrardan yükselişe geçti. Çünkü niye? Marketteki risk iş daha yüksek. Yani normalde zirveye gelmiş. Yani burada mesela risk iştahının biraz daha zayıf olması lazım beklenir değil mi? Zirveye geldiği için. Ama görüyorsun bak altcoin'lerdeki hareketi. Yani daha bak kaç? Bir saat olmuş yayın açalı. Yayının başında altcoin'lerin hepsi eksideydi. Bunu izleme listemdekilerin. Çoğu yani. Birkaç tane işte AR vardı yükselmiş. APT zaten %20 yapmış. Bu %20 yapanları saymıyorum. Genelde eksideydi. E şimdi hepsi artı da. Risk iş daha yüksek. Yani yatırımcı ATH falan demek ki dinlemiyor. Fed düşeni bile kırdı evet. Yani rahatlaması için marketin neyse geri gelelim şey konuya. Marketin rahatlaması için bu saatten sonra ATH yapması lazım. ATH yapmadığı sürece satış baskısı da devam eder. Ee, yavaş hareketler de BTC tarafında devam eder. Altcoin'lerde ama tabi böyle olmaz belki. Ee, Mert hocam yayınlar demişler. Atler Bey hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Hoş geldin hocam. Altam hayır geldi gelecek longlar kapandı bayağı düşüş çok normal tabii ki yani. Hocam grafik nasıl sizce uygun mu demişler. Hangi grafik? BTC grafiği mi? BTC grafiğinde sürekli yükselen bir grafik var açıkçası. <laughs> Zirveye kadar getirmişler. Hani bir yapı olsa yorumlarım ama çok sert bir yükseliş trendi var. Hani öyle bir yapı yok yani. Hani bir grafik yapısı yok. Yani sürekli yükselen bir trend var yukarı doğru. 15 dakikalık falan bir grafik oluşturursa şu an hani aşağı doğru sert satış geldi yorumlarız ama ee, hani şu an benim yorumlayacağım çok fazla bir grafik yok. Yani düşüşe geçmiş biraz şurada. Gördüğün gibi toparlayamamış. Ee, burada hani %50'sine kadar bir sıçrama yapmış. Sonra tekrar düşüşe geçmiş. Yani biraz şu an karar aşamasında gibi gözüküyor 15 dakikalıkta. Şöyle yapalım hatta 15 dakikalıkta karar aşamasında gibi gözüküyor. Burada belki biraz fiyat akümüle olmak isteyebilir. E, ee, zaten akümüle olması mantıklı şu an. Yani böyle bir satıştan sonra fiyatın akümüle olması çok önemli. Arkadaşlar yatay akümüle olması. Bir yükseliş bir düşüş bu alt altcoin'lerin de işine gelebilir. E, para girişini hızlandırabilir altcoin'lere. E, düşmemesi tabii ki çok önemli. Özellikle 60 bin. Hadi 60 bin aşağısı kaldı. 58 bin aşağısı çok fazla kalmaması önemli. Çok güzel destekler aldı çünkü 58 binden. E, buranın kırılmaması önemli. E, orayı takip edebilirsiniz. Orası kırılırsa hoş olmaz yalnız. E, bir 10 dakika önce söyledim ama, ama, tekrar belki yeni arkadaşlar vardır hatırlatalım. 58 bin aşağısı kalmaması çok önemli arkadaşlar. Zaten 58.000 bin aşağısı çok fazla kalmazsa fiyat tekrardan bir ATH denemesi yapmak isteyebilir buraya kadar gelmişken. Büyük babalar girdi artık BTC şirketler onlar götürüyor BTC Ethereum e Götürsünler ya götürsünler biraz yükselsinler yükselsinler yani. Gerçekten ayı piyasası çok yorucuydu. Ayı piyasası yorucuydu arkadaşlar. New York yani zirve kırılımını bekleyebilirsin hocam ATH kır kırılımını. İğne atarken yarı nakite geçtim. beklemediğim beklemekte de bayağı zormuş demiş. Ya dediğim gibi hani fırsat görürsen. Hani alt sat yapabiliyorsan. Hani teknik analize göre. Alt koyunlarda arada böyle ufak paralarla alt sat yaparsın falan. Hani belki o dönemi e, beklemek zor geliyorsa. O şekilde değerlendirebilirsin. E, veya bekleyeceksin. ATH yapmasını falan. Ondan sonra duruma göre pozisyon alırsın tekrardan. Yani sonuçta ATH'e gelmiş tabii ki. hani buralar e, örnek 30k'dan almışsındır. 70 bine gelmiş. 65 bine gelmiştir. Yani kar alman gayet doğal yani. Zaten çoğu yatırımcı kar aldığı için düşüş aşağıya doğru oldu. Yani birileri sattı ki düştü yani. Yoksa düşmez fiyat neye düşsün? Kimse satmasa fiyat mı düşer? Demek ki birileri sattı ki düşüş oldu aşağıya doğru. Ee, bu arada arkadaşlar bakın. Volüme bakın. 80 milyar BTC hacmi. 80 milyar dolar. hacme bakar mısın? Yani son yıllarda gördüğüm en yüksek hacim. BTC tarafındaki 80 milyar dolar çok ciddi bir hacim. BTC tarafı bugün çok büyük bir volatilite yaptı ve hacim yaptı. Güzel hacim kastılar yani. Avaksa longdaydım, likidasyon 32 ama 35'ten döndü, likit ol oluyorduk. Ya hocam demiş, vallahi iyi kurtarmışsın hocam ya. Vallahi iyi kurtarmışım ben sana söyleyeyim. Benim de pozisyonum vardı yakın stop koymuştum. Stop olmuş ya. Sonra yetişemedim. Tekrardan pozisyon yaşamadım. Şimdi yürümüştür altcoin'ler biraz. Ee, yani trade'siz kaldım ben de arkadaşlar. Yayına geçtim hızlı bir şekilde. Baktım saat 11.30 oldu. 12'ye geliyor. Dedim yayın açayım. Hazır BTC'de yükseliyorken. Pozisyon aramakla uğraşamadım. Uğraşmayayım dedim. Yani kaldık öyle. Neyse buluruz pozisyon tekrardan. Bakarız. Halving öncesi 40k gelir geri demişler. Yani şimdi 60.000'den 40.000 çok da uzak seviyeler değil tabii ki. 50K 48 bin e, bu seviyeler aşağısı çok fazla kalmaması bence şu anlık önemli. Ya tabii ki yani 58 bin kısa vade için. Tabii şu an e, 60 bindeyken gidip 50 bini takip etmek çok uzak olabilir. Hani çok anlamlı olmayabilir. E, 58 bin takibi yapmak belki daha iyi olabilir. Ama hani olası bir düşüş hareketinde diyelim. Hani düşüş oldu aşağıya doğru. 58'ler falan kırıldı düşüyoruz. Ya yani 48-50 bin yine önemli destek bölgesi. Orası kırılırsa 38 40 orası kırılırsa 30 bin yani yine bunlar tabii ki önemli destek seviyelerimiz. Ekleme yapamıyorum tekrar düşer de kötü avaks demiş yani tabii ki yani ekleme yapmaktan ziyade piyasa e, pozisyonum varsa onu takip etmek daha mantıklı olabilir. Totallere bakalım arkadaşlar. Özellere bakalım. Hocam yapay zeka projesi olan Eikray'ın e, ön satıştan aldım inceler misiniz lütfen güvenebilir miyiz demiş. Yani onu Serhat yani ben biraz da teknik analiz yapıyorum ya şimdi onu konuda bir şey grafiği varsa bakayım. Grafiği varsa bakayım ama dediğim gibi hani ona çok fazla bir şey diyemem yani. Yeni bir proje. Ya öyle 5 dakikalık araştıracak 5 e, dakikada araştırarak bunu anlayamazsın yani. Yani şimdi yayında ben onu 5 dakika araştırarak bunu anlayamam hocam. Grafiği varsa bakayım. Grafiğinden az çok belki yorum yapabiliriz ama yeni yeni koyunsa tabii grafiğine de bakamayız. Ya biliyorsun bir de ben genelde teknik analiz yapıyorum yani temel analiz konusunda tamam anlıyoruz temel analizden de Hani teknik olarak bir şey sorarsan daha yararlı olabilirim senin için öyle söyleyeyim. Bize verdiğin zaman ve emek için çok sağ ol Mert. Tavsiyelerin sayesinde baya bir şey yaptık. Ee, i̇şe yaradı sağ ol Mert İşte Önemli değil ne demek? Ne demek? İşe yaradı mı arkadaşlar gerçekten? Dürüst bir şekilde. Bak e, ayı sezonu boğanın başlangıcı işte bu döneme kadar sürekli ara ara tabii e, çoğunlukla yayın açmaya çalıştım. E, anlattıklarım bir işinize yaradı mı? Gerçekten merak ediyorum. Hatta bir anket açacağım. Memnuniyet anketi olsun bu. Tamam mı? Şu zamana kadar şu zamana kadar anlattıklarım diyelim. Bir işine yaradı mı? Çok yaradı. Hiç yaramadı. Hiç yaramadı yazalım. Bakalım memnuniyet anketini bir açtık arkadaşlar. O totalde bu arada çeye gelmiş ya hedefimize gelmiş arkadaşlar. O, buralara gelmiş. Bak daha önce zaten grafikte varmış. Allah razı olsun. Çok efendi ve sabırlı bir şekilde 2 senedir takip ediyorum seni. Teşekkürler demişler. Emek verilen bir şeyin faydası tabii ki olur demişler. Olsun yine bir soralım merak ediyorum ben de. Faydası oluyor mu olmuyor mu? Faruk Bey sağ olun teşekkür ederim. İyi seyirler hocam. Serdar abi durumlar ne sayı ya? Senle de konuşamadık. Durumlar ne? Kazanç durumları iyi mi? Usta şelale yayınlarında dersi dinlemeyenler sınıfta kaldı demiş. Yani evet biraz öyle oldu. Hep söyledik düşüşlerde yayınlara gelin diye. Sadece yükselişte gelirsen yani yine kazanırsın ama e tabi düşüşlerde gelenler daha iyi kazanmıştır. Düşüşlerde gelenler daha iyi kazanmıştır. Yani yükselişte tabi yükselişte izleyen de kazandı. Yani son dönem zaten sürekli yükseldi BTC ama e, yani şelale yayınlarında özellikle gelenler iyi kazandı bence. Hocam yayınlarda hiç atan var mı öz eleştiri olarak demişler. Valla düşünmem lazım ama son dönemde çok e, yaptığım tahminler hep geldi ya. Altcoin'lerde olsun, Bitcoin'de olsun. Ya illa olmuştur mesela geçmiş yıllarda falan olmuştur tabi. Hani ne, ne bileyim yaptığımız bir analizin tutmadı olmuştur. Ama son dönemde çok fazla olmadı şükür. Yani çok fazla... Ya beklentim hep gerçekleşti markette. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki olmuştur illa yani. Sonuçta analiz yapıyoruz. Burada %100 başarı diye bir şey yok. Ya 10 tane analiz yapıyorsak yani 2-3 tanesi tutmamış olabilir. Gelmemiş olabilir. Yani son yıllarda çok fazla olmadı öyle söyleyeyim. Genel trendi doğru tahmin ettik. Yani düşünüyorum ama. Ya illa olmuştur ya öyle söyleyeyim. Şimdi olmamış demeyeyim ya. İlla olmuştur. Yani sonuçta bin tane analiz yapıyoruz yani. bin tane coin de sat yapıyoruz. Yani illa olmuştur hocam. Ama dediğim gibi ben hani çok böyle e, şu an hatırladığım çok fazla yok. Yani bir elin parmaklarını geçmez öyle söyleyeyim. Total bir bakalım. Total dirence gelmiş bu arada ya. Yani şimdi ona bakıyorum ama dirence gelmiş. Total bayağı da satış yemiş. Normal yani buradan satış yemesi Total tarafında. Total 2'ye bakalım bir. Bu da dirence gelmiş mi? Hepsi dirence gelmiş zaten. Bu daha gelmemiş. Bak bunun daha yolu var. Dirence kadar buraya. Yani biraz altcoin'lere aslında para kayabilir. Altcoin'lere para BTC'ye göre çok çok az girmiş. Biraz işte BTC burada yatay girse altcoin'lerin bak daha yeri var yani yukarı doğru. Bu da şuradaki dipten satış yemiş biraz. Ee, buradaki dip bölgesi bunda önemli arkadaşlar. Burada önemli bu tarz dipleri önemser piyasa Burası Hatta tam alayım ben bunu Tam nokta atışı olsun Yani burada şöyle bir yorum yapabiliriz aslında 583 üstü kaldığı sürece altcoin'lerde yükseliş hareket devam eder arkadaşlar. 583 bak bu 580 diyelim biz buna. Hadi fitil atmaları falan da önemli. 4 saatlik de bakayım bir dakika. Ee, yani 75 75 diyelim. 75 diyelim. 4 saatlikteki burayı önemseyelim. Tepe bölgesine. ya yani bir önceki tepe aşağısı kalmasın burada çok fazla. Ee, yani bozmasın yapıyı kısacası. Aslında şuradaki dip çok uzak oluyor. 75'i biz burada önemseyelim. 75 e 75 aşağısı kalmadığı sürece altcoinlerdeki hareketlilik devam eder. 75 aşağısı e kalırsa bir düzeltmeye girer diyebiliriz aslında burada. Bu tarz bir yorum yapabiliriz. şu anlık üstü gibiyiz. Şu anlık iyi gidiyor. Ya yani bu şekilde devam etmesi lazım. Mesela buralardan satış yememesi lazım. E altcoin bu altcoin market cap baktığımız Bitcoin ve Ethereum harici diğer altcoinlerdeki parayı temsil ediyor. Ne kadar para olduğunu gösteriyor bize. Yani para girişinin devam etmesi için ya da para girişi para çıkışı fazla olmaması için şuranın aşağısı çok fazla kalmaması lazım kısa vade için arkadaşlar. Güzel bir seviye bence. Güzel bir seviyeye geçmeye çalışıyor. E, tam 600'den de satış yemiş. Tabi direnç bölgesi olarak da 600'ü takip edebilirsiniz. Ama bence şu aşağısı kalmadığı sürece burayı da patlatacak yukarı doğru. Ama burası aşağısı çok fazla kalmaması lazım. Kalırsa hocam nereye takip edebiliriz? O zaman e, alttaki dip bölgesi veya bir sonraki tepe bölgesini yani 550 veya 570'i takip 565'i takip edebiliriz. Ama şu anlık buranın üstü olduğu için hani en yakın seviye burası. Burada 580 takibi. şu anlık kısa vadeciler burayı takip edebilir. 580 önemli bir seviye. 580 üstü kaldığı sürece de hızlı bir şekilde 600 denemesi yapabilir. 600 geçilirse de 640'lara, 630'lara doğru, 620'lere doğru e, yükselişler altcoin'ler tarafında total altcoin market cap tarafında devam edebilir. Bu da altcoin'lerin aslında 580 üstü total total 3 kaldığı sürece altcoin'lerdeki fiyatlamaların devam edebileceği anlamına gelir. Yeni Bedri'ye takılma demişler. Tek takip ettim. Eyvallah sağ olasın Alper. İyi seyirler. Evet dün söylemiştik dünkü yayında iğne gelebilir demiştik. Zaten geldi yani. Fiyat çok yükseldiği zaman iğne gelmek isteyebiliyor arkadaşlar. İğne gelmek isteyebiliyor. Ya fiyat ya bu boğa sezonunda da hep olacak bir şey zaten. Yani fiyat çok yükseldikten sonra aşağı doğru bir anda ser satış geliyor. Ya yani klasik bir hareket aslında. Tabii yeni gelen arkadaşlar belki bilmiyordur. Eskiler bilir ama ya yani boğa sezonlarında bolca bolca yaşayacağımız bir hareket. Yani yükselir yükselir. Ee, aşağı doğru iğne gelir. İğnece boğa sonu sezonu boğa sonu 500 dolar demiş hayda. <laughs> yok artık yani yok 1000 dolar. Yok yok yani şaka arkadaşlar. Tabii ki e, 500 dolar 1000 dolar olması iğnecede çok çok zor. Yani 100 dolar olsun bence muhteşem bir seviye diyelim. Yani 100 dolar olması bile çok inanılmaz bir seviye. Çünkü artık piyasa değeri eskisi kadar ucuz değil INC'nin. 2-3 dolardayken 5 dolardayken piyasa değeri ucuzdu. Ama şimdi artık biraz pahalandı. Zaten fiyat biraz yavaş hareket ediyor. Fark etmişsinizdir hantallaştı yani biraz. Çünkü piyasa değeri arttı yani hantallaşması normal. Artık böyle %100, %200 falan beklenebilir belki. Yani 100 dolar, 200 dolar falan belki olabilir ama yani daha fazlası çok zor yani. Çok zor yani çok böyle çılgınca bir boğa falan yaşanması lazım. Yani çok mantıklı görmedim o hedefi. Roketler yakındır demişler. <laughs> Bakalım %70, 100, 100 kişi oy kullanmış arkadaşlar. %76 çok yaradı demiş. %25 de hiç yaramadı demişler. Güzel bir oran bence. %75'i memnun ettiysek, %80'e yakını memnun ettiysek... Ee, gayet güzel bir oran bence. Yeterli bir oran. Oy kullanmadıysanız da oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kimin oy kullandığını görmüyorum bu arada yani tamamen gizli bir oylama oluyor. Yani çekip beni oy kullanmaktan. Aa BTC'de gidiyoruz tekrardan. Bu sazı eline aldığı zaman da çok alıyor. Hiç bırakmıyor ya. Lan bir bırak da altcoin'ler biraz fiyatlasın. Arkadaş sazı eline bir aldı. Nefes kesmeden yükseliyor. Bir sal altcoin'ler de biraz yükselsin. Biraz fiyatlansın. Keyfi yerine gelsin altcoin'lerinde. Shiba 1 dolar olacak diyenler evet daha çıkmadı. Onlar çıktığı zaman demek ki boğa başlamıştır arkadaşlar. <laughs> boğanın içindesindir yani Shiba 1 dolar olacak diyenler çoğaldığı zaman e, bil ki boğanın içindesindir. Ya bu hızla giderse evet yani baksana yine yükselişe geçti. Anketine kapatalım yeter bu kadar. %77'ye %22. %1 nerede buradaki? Ankette de bir tuhaflık var. Neyse. %77 güzel oran. Render güzel gidiyor hocam demişler. Altcoin'lerde biraz satış oldu sanki BTC yükselmeye başladığı zaman. Bakayım. Yok altcoin'lere devam ediyor para girişi. APT de iyi yükseldi. %25 verdi. APT'ye bakalım. Allah düzeltme düzeltme hiçbir şey etki etmiyor. Fiyatı nasıl yükseltmişler yukarı doğru. Yüzde bir yok harbiden ya. Bu yüzde bir nerede? Anketteki yüzde bir nerede arkadaşlar? <laughs> yani ilginç bir şekilde. Selam Merkola gelsin demişler. Aleyküm selam hoş geldin sağ olasın. O yüzden arıyorsan XRP'yi inceledelim demişler. Bakalım XRP'ye. XRP bugün biraz hareketliydi sanki değil mi? Ya piyasa değeri çok yüksek. Ee, biraz yavaş hareket ediyor XRP'ye. Yani biraz yavaş hareket ediyor. Yoksa evet biraz yukarı doğru kafayı çevirmiş. Biraz kafayı çevirmiş yukarı doğru. Tepeden ne yükseldi bu arada ya. Yani... Lan ne yükseldi be? Ya bu coinler de harbi rally yapınca harbi rally yapıyor yani. O yüzde bir lik oldu demişler. <gülüyor> aman aman. <gülüyor> Hocam altcoinler arasında ne zaman bekliyorsun? Aslında altcoin'ler ufak ufak rally yapıyor arkadaşlar. Rally yapıyor altcoin'ler ufak ufak. Yani şu an altcoin'ler iyi bence. Ya yani bu şekilde devam ederse alın size rally işte yani. Bu şekilde devam ederse ama yani burada bozmadığı sürece bence son ee, yani özellikle 1-2 aydır çok iyi altcoin. Ya 1 aydır falan bayağı iyi altcoin'ler öyle söyleyeyim size. 1-2 aydır iyi altcoin'ler. Bence gayet yeterli bu şekilde devam etsin yeter yani. Mega falan bu şekilde devam ederse gerek yok. Gayet iyi yani şu an altcoin'lerin yaptığı yükseliş hareketleri. Yani yavaş yavaş trendleri başlatıyorlar. Ee, hareketler başlıyor yukarı doğru. Bence iyi gidiyor. Ya yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz altcoin'ler konusunda. Özellikle yapıları bozmadıkları sürece ee, yani bu şekilde artışlar bile gayet güzel. Gayet güzel. Daha ne olsun. Yani bak FTM hareket etmiyor deniyordu. Alt FTM'de yüzde yüzdeydi yapmış bugün. Yani ufak ufak gidiyor alt koyunlar. Ufak ufak e, yükselişler var. Bak pet 1 dolara geçti. 1.3 oldu. Yüzde 30 vermiş 1 dolara geçtikten sonra. Yani durumları iyi. Alt koyunlarda. Yani bozmasın bence bu saatten sonra. Alt koyunlar görüntüyü bozmasın yeter. Mesela Doge'ye bakar mısın? Bir anda pamplamış yukarı doğru. Ama size daha önce de söylemiştim zaten. Bunlar yükselişe başlarsa hızlı yükselir. Bunlar da yavaş yükseliş beklemeyin. Bu Doge olsun, Shiba olsun. Bunlar çünkü öyledir yani. Yatay gider 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 ya da düşüş yapar yapar yapar. Bir yükselişe başlar bir anda yükselir. <laughs> Hakan abi süper Jack'e bak artık dinle bit demişler ya Jack hiç kimse sormuyor ki artık Jack'i ben yıllardır soran duymadım yani Zaten yükselmemiş popülerliği yok herhalde eskisi kadar Pek bir hareketlilik yok Yani biraz direnç kırması lazım direnç kırarsa belki olabilir Dm'ye baktım hocam. Yayını başa alabilirsin dm için. Yani biraz yavaş gidiyor arkadaşlar bazı coin'ler. Hızlı gidenlere belki yönel yönelenebilir. Yani yavaş gidenleri tabi satmak çok mantıklı mı? Bence değil. Niye diyeceksin? Ee, şimdi yavaş giden coin'i satarsın sonra yükselir. O da bir sıkıntıcı durum yani. Yani orada şunu yapacaksın aslında. Bir e güveniyor musun, güvenmiyor musun? Ya güveniyorsan yavaş gidiyorsa da tutmaya devam ama güvenmiyorsan başka coin'e geçeceksin yani. Yani biraz orada temel analiz yapmak lazım. Temel analiz yapmak lazım arkadaşlar. Ya da trendi takip edeceksin yani Trend varsa devam edeceksin. Trend yoksa uzaklaşacaksın. Hiç yaklaşmayacaksın. Trend önemli. Altcoin'lerde hele özellikle. Hop 61.000 üzerine attık tekrardan. ATH gelir mi bu gece ne diyorsunuz? Abi iyi yayınlar demişler. Manta demişler. Yani şu an altcoin bakmıyorum arkadaşlar. O yüzden altcoin yazmayın. Arada öyle takip ettiğim coinlere bakıyorum. Altcoin'leri yayının başında baktık zaten. Altcoin için yayın başında gelmeniz lazım. Dediğim gibi yani tekrar bir bakışa geçersek altcoin'lere bakarsak o sıra atlatırsan bakarız sıkıntı yok. Ama şu anlık biraz da BTC'yi takip ediyoruz. Ne kadar yükseliyor işte yükselişin keyfini çıkartın. Yani burada boğa yayını yapıyoruz. BTC 61 bin oldu. Bybit'ten 1 milyonluk long geldi. A 16 BTC. Adamlar longluyor. Bir tane daha geldi. Bir tane Binance'dan geldi. 27 BTC. Bir tane short geldi. Hatta 3 tane short geldi. 1 milyon. 1.2 ve e, ee, 1.5. Valla longlar shortlar havada uçuşuyor. Longlar shortlar havada uçuşuyor. Şu an tatmin edici bir yükseliş yok hocam demişler. Yok artık. Ya daha ne olsun? Daha ne olsun yani? <laughs> ya bunun yükseği artık böyle fiyatların sürekli her gün %50 yükselmesidir yani. Bu da daha ne olsun arkadaşlar? Hop yukarı doğru bak 61.150 olduk. Şortlamaya devam etsin hocam yakıt oluyor demişler. Vallahi adamlar şortladıkça yükseliyor herhalde. E, hocam BTC ikinci dalga gelirmiş. Şu anlık geliyor gibi baksana işte tekrardan yükseliyor. Tatış yemezse şu kaçlar vardı bir seviye falan var mı bakalım. Kısa vade bir direnç seviyemiz var mı? Hemen bakalım arkadaşlar. 15 dakikalık olarak. Yani şuralar var işte. 61 buçuklar var. E, direnç olarak burası görev görebilir. Burası var. E, yukarıda var mı? Biraz daha 5 dakikalık girelim. Bir boya bakalım. Yani 61 buçuklar var şu an. Orası geçilirse 63'ler var. Evet 63'ler var. Orası diyebiliriz. Hani fitil attı falan. 62 70'ler 63'ler var. Özellikle şurası önemli tabii ki. Yani bu 618 seviyesi şu bölge. 61 buçuk. Bakalım buçuğa gidince bir satış yiyecek mi ne yapacak izleyeceğiz şimdi birazdan. Hocam altcoin'ler ne zaman çıkacak demişler. Altcoin'ler yükselmiyor mu şu an? Çok mutluyum bugünlere gideceğimize inanmazdım demiş. BTC için dirençler çalışmamaya başladı demişler. Normal yani yükseliş olacaksa zaten dirençler çalışmaz. Dirençler çalışıyorsa yani çok fazla çalışmaması lazım zaten dirençlerin. Çok fazla çalışıyorsa yükseliş olmaz, düşüş olur. 75'e dikkat demişler. Yani oraya kadar yükselsin, devamına bakarız ya. Ne zaman çıkacak derken bizim millet 10x'leri hemen bekliyor Mert demiş. Ya hemen olmaz arkadaşlar. Öyle kolay. Ya yani tabii istiyorsun hemen al bugün bir hafta içinde 10 kat para kazan ama yani şu anlık o kadar büyük bir altcoin boğası yok. Boğa var altcoin'lerde ama öyle çok e, büyük boğa yok yani. Ya yani büyük boğa olması için piyasadaki yatırımcı sayısının e, ya o senin gibi boğa olması için piyasadaki yatırımcı sayısının ee, kaç kat 10 kat demeyelim daha fazla diyelim 50 kat artması lazım Yani şu an o kadar fazla yatırımcı e, ya tabi yeni yatırımcı girişi var ama o kadar aşırı yok hocam Onun için daha var zaman ya yani 100k 150k olursa falan anca o şekilde o seviyelerin gelmesi öyle kolay değil Yani bir anda marketin para dağıtması herkese o kadar kolay değil arkadaşlar Yani o sizin sorduğunuz dönem Çünkü bedava para dağıtılan dönem yani o bedava para dağıtılan dönem öyle kolay olmuyor. Yani o zor gelen bir dönem. Sabırlı olmak lazım o dönem için. Mercan kolay gelsin 15 binlerden bu yana yanımızdasın. Desteğimiz olduğunu resmen teşekkürler her şey için demişler. Ben teşekkür ederim İyi seyirler. Bol kazançlar diyelim. Ya 2 senedir bekliyoruz gitsin artık. Saçma sapan konuş beni hemen mi oluyor 2 sene demişler. <laughs> ya biraz daha sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Hemen olmuyor işte yani yapacak bir şey yok. Ben de sizin gibi isterim. Keşke yani hemen altcoin boğası başlasın. Ee, her gün 10 kat yapsın altcoin'ler ama. Yani dediğim gibi öyle kolay olmuyor. Yani fiyatların çok güzel akümlü olması lazım. Diplerden malların e, toplanması lazım falan lazım da lazım yani. Bir de dediğim gibi hani e ee, yeni para akışı çok fazla lazım piyasaya. Yani çılgınca bir para girişi gerekiyor. Bir de şimdi hacimler de yükseldi. Yani eskiden mesela bir e, Bitcoin'i 100 kat yükseltmek için örnek 1 milyar dolar gerekiyorsa e, şu an 50 milyar gerekiyor Bitcoin'e giriş gerekiyor. Yani örnek veriyorum tamamen. Ee, yani biraz maalesef hacimler de yükseldiği için tabii ki yavaş kalıyor hareketler. Ya ilk 50 coin'e bakıyorum. 50. coin'in piyasa değeri 1.5 milyar. 1 milyar. Belki şu an daha da yüksektir. Ya piyasa değerleri çok arttı. Yani biraz hantallaşması normal altcoin'lerin. Hantallaşması normal. gibi ciddi para girişi lazım öyle bir hareket için. Kral bir cevap ver be demiş. Hocam öyle bir soru soruyorsun ki Bitcoin ATH'e gelmiş. Diyorsun ki altcoin alınır mı alınmaz mı? E şimdi buna ne diyeyim ki ben? Hakan abi inşallah ya bir gün. ATH görürse saldırı başlar demişler. E tabi ki ATH yani çok önemsiyor market. Mesela şeylerde hisse senetlerinde falan bence bu kadar önemsemiyor. Özellikle e, bir, kripto para piyasasında ATH'lar çok önemli. En yüksek zirveleri fiyatlar çok önemsiyor. Paranın yarısı dolarda duruyor demişler. O zaman dursun hocam yani yarısı altcoin'de ise ya da hani bir, yani bir sepetim varsa kripto para sepetim varsa Yarısı nakitte kalıyorsa, kalmaya devam etsin yani o ne olacak? Ya biraz daha bekle ne olacak yani? Zaten elinde var yani zor gün için kullanırsın onu. Ya i̇lla tüm paranızla yatırım yapacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Her zaman nakitimiz olsun. Beni zaten biliyorsunuz ben tüm, tüm parayla yatırım yapılmasında karşıyım. Her zaman nakit olması lazım. Bir zarar gelmez ondan. Nakitte dursun. Zor gün parası olarak. Ee, tutmaya devam. Yani düşüş olur, bir şey olur, ihtiyacın olur. İhtiyacın olur gidersin gidip altcoin satmaktansa ya da bitcoin satmaktansa e, gidersin oradan çekersin. Nakitin vardır zaten oradan çekersin. Veya bir fırsat görürsün. Ne bileyim bir ön satış olabilir. Ee, teknik açıdan güzel grafiği olan bir bitcoin olabilir ya da yeni duyduğun bir coin olabilir. Yeni duymuşsundur. Yani şimdi nakitin yoksa nasıl alacaksın bu coini? Yani Anladın mı demek istediğimi? Yani nakitin varsa tık alırsın hemen. Öbür türlü alamazsın, bakarsın, baktığın zaman da o coin yükselirse hırslanırsın, hırs yaparsın. Ee, elindeki coin'i satıp o coin'e geçmeye çalışırsın. E şimdi elindeki coin'i sattığın zaman, o coin'e geçtiğin zaman o coin yükselmez. Bu sefer sattığın coin yükselir. Yani senin psikolojini bozar bu hareketler. Piyasada rahat hareket edemezsin sonra. Herkesin para kazandığı bir dönemde e, zarar etmeye başlarsın. Yanlış hamleler yaparsın. E, kardan da olsa zarar edersin. Yani bu tarz hareketlere gerek yok. O yüzden her zaman risk yönetimi yaparak ilerleyin. Piyasanın gazına gelmeyin. Ya dediğimi yap, yaparsanız zaten bunun faydasını görürsünüz arkadaşlar. <laughs> ya zararını, zararını gören hiç görmedim yani. Şu ana kadar e, bu tarz hani taktiklerle ilerleyip e, hocam yani çok kötü ben hiç mutlu değilim tarz yorumlar bir kere bile chatten okumadım yani. Kimse yazmadı öyle bir şey. Daha çok hatta hep olumlu yorumlar okuyorum. Tamamdır kral ben yarısını nakit yaparak doğru mu? Ya tabii ki yani yüzde elli yüzde elli mantıklı işte. Yüzde elliye bir sepet yaparsın yüzde elli nakitte kalır. Ondan sonra beklersin yani o olabilir. Ama tüm paranızı yapmayın arkadaşlar. Alımlara bak aga 4 milyon dolar birden millete ne para demişler. Vallahi öyle ya. Millette harbi para var. Yani 1 milyonlar, 3 milyonlar, 5 milyonlar havada uçuşuyor. Yani şükür evet doğru o da var. Siya <laughs> coin aldım e, coin düştü diye zarardaki Aynen katılıyorum gittim siya coin aldı, e, düştü diye zarardaki pozisyonundan oraya geçtim aldığım Yerden yüzde 30 daha düştü demişler yani işte mesela Ya bunun gibi daha neler var yani çoğaltılabilir bu örnekler Ya Birçok kişinin de bu başına gelmiştir bu arada Mert, BTC, Mert hocam BTC bu seviyelerde kalırsa alt koyunlara giriş olmaz mı? Bence olabilir. 60 bin üstü kaldığı sürece biraz yavaş hareket etmesi lazım ama. Ee, biraz yavaş hareket ederse alt koyunlara para giriş olabilir. Sizin de 1 milyon dolarınız var mı demişler. Yok arkadaşlar. ya yani o kadar büyük bir bütçem yok. X'e bir işleminizi yaptınız ne yaptınız demişler. Vallahi bir tanesini kapattım. Ondan sonra tekrar açmadım. E bugün başka bir pozisyonum vardı. Onda da stop oldum. Aşağı doğru ine attı. Orada stop yakın stop koymuştum zaten. Hemen stop olmuş. 1 milyon doların %5 oynamasıyla 6 ay geçen insanlar var demişler. Tabii ki yani 1 yıl geçinirler insanlar. Ama demek ki yani adam o parayla oynuyorsa demek ki daha fazla bir parası var arkadaşlar. Bir de tabii bunu şey olarak düşünme orada hani burada 1 milyon dolar diye geçiyor ama ee, mesela adam belki o 50x kaldıraç açtı ya da 20x kaldıraç açtı. O şekilde düşün. 1 milyon dolar olsa YouTube'da olmaz demişler. Yani niye olmasın? O satlomu ne var adamlar adam kaç kaç bin dolarlık sürekli pozisyon açıyor. Adam hala YouTube yayını yapıyor. Onun onun bir alakası yok ki bu zevk kişi. Ben istesem şu anda açmam zaten can, canlı yayın. Şimdi hoşuma gidiyor can, canlı yayın açmak. Yani hobi olarak sev, sevdiğim bir iş. O zaman o mantıkla düşünürsen kimse yine açmaz yani. Adam Koreli görüyorsun yani milyonlarca dolarlık pozisyon açıyor. <laughs> yani arkadaşlar artık bu sığ fikirlerden çıkmamız lazım. Onunla onunla alakası yok. Yalan hep demişler ayda. <laughs> ya sonuçta benim karşıma çıkıyor yani YouTube'a girdiğim zaman. Adamı görüyorum yani long açıyor, short açıyor bir şeyler yapıyor. Sürekli. Benim 10 dolarım 100x girişini izleyişini demişler. Acun da milyoner ama sunuculuk yapıyor demiş. Yani mesela yani daha bunun gibi çoğaltabiliriz bunları. <laughs> Şükrü iyi yakaladım bu arada. <laughs> ya doğru yani öyle bakarsak o zaman o da onu yapmaz. Yani adam sonuçta milyoner. Aynen öyle arkadaşlar yani zevk meselesi herkes hoşuna giden bir şeyler yapmaya çalışıyor işte. Yani sonuçta burada güzel vakit geçiriyor muyuz? Geçiriyoruz. Ya bir şekilde iyi kötü para kazanıyoruz. Para kazanıyoruz. O zaman sıkıntı yok devam. 69 binden geri dönerse topa yapar mı demişler. 32 olabilir mi demişler. Yani şu an dönmedi ama dönerse tabii ki her şey olabilir. Şu anlık dönüş yok. Mercam Koz piyasasında senin yayınlar rahatlatıyor demiş. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ya arkadaşlar işte birbirimizden ben sizden siz benden bir şekilde bir dayanışma oluyor işte piyasada bu şekilde ilerliyoruz yani yoksa insan gerçekten bazen böyle sohbet etmek iyi geliyor. Yani yeri geliyor ben sizden bir şey öğreniyorum. Yeri geliyor siz benden bir şey öğreniyorsunuz. Bu şekilde öyle gider diyoruz işte. Murat Bey değişik bir şeymiş ya. Atonur zor hocam ya o da gerçekten. Ama gelmiş aldığı seviyeye geldi arkadaşın. Şanslımış yine. Çok fazla bekletmedi. 2 sene bekletti altı üstü. Orada dolardan kazanmıştır zaten. <laughs> Bizim yazdıklarım görünmüyor sanırım neyse ilgililer demişler. Yani hocam senin yazdığın gözükmedi evet. Şu an benim ekranımda yok yani çok üste kalmış olabilir. Harbi 69'dan BTC alan bugün mutludur demişler. mutlu olmaz mı ya? düşünten 2 yıl bekliyorsun aldığın seviyeye geliyor. Bir de dolar bazlı da biraz yüksektir yani fiyat. Bakayım hatta merak ettim. Adam dolar bazlık karda attı arkadaşlar. Yani öyle düşününce. Açıks yapmış. Haftalık bakalım. <laughs> yani 69 burası oluyor herhalde. Buradan almış olsa %150 karda bile. TL olarak. Ama bu tabii ki altcoin'lerde bu şekilde olmuyor. Yani bir şekilde bitcoin de bu şekilde olabilir ama altcoin'lerde böyle olmuyor. Altcoin'lerde iş biraz daha değişik. Altcoin'lerde biraz daha sıkıntı. ATH'lara gelmedi çünkü daha. Hadi Bitcoin ATH'e geldi bir şekilde kurtardı. Bu 69'dan 68'den alan arkadaşlar ama alt ee, altcoin'ler işte iş değişiyor. O yüzden zaten insanlar daha çok bitcoin tercih ediyor. Adam diyor bir şekilde aynı hani alsa terste kalsam da benim aldığım seviyeye yükselir diye düşünüyor. E, o biraz etkiliyor. Ama gidip şimdi düşünsene. Altcoin'de yani böyle bir beklesen de bazen aldığın seviyeye gelmiyor yani. O işte sıkıntı biraz. Geldi bu arada 60 e, 61 400 lira 61 500 lira bakalım geçebilecek mi şurayı önemli bir seviye kısa vade için önemli bir seviye arkadaşlar 15 dakikalık grafikte e, kırılması gereken bir seviye geçilmesi gereken bir seviye. O zaman 500 binler değil şimdi 2 milyonlarda demiş. Ya işte diyorum ya orada biraz <laughs> değişik işler. TL olarak bakarsan yani zararda çok fazla olmuyorsun. Ama dolar olarak bakarsan aldığın seviyeye gelmiş hiç olmazsa. 69'dan long açıp bu zamana bekleyen var mı demişler. İlla vardır ya. Yani. Sonuçta terste kaldıysa satmak istememiştir. İlla bekleyen vardır ama ya diyorum ya yine kendini bence şanslı hissetmedi. Çünkü market hızlı toparladı. Bitcoin özellikle tabii ki market demeyelim de. Bitcoin hızlı hızlı toparladı. Altcoin'ler ne durumda bakalım. AR %30 oldu ya. Bu aralar bu AR'de ne rally yaptı böyle be. Vallahi iyi rally yaptı. 8 dolardan 25-26 dolara geldi. Bu coin takip eden var mı? Benim izleme listemde var bu ama böyle hiç araştırmıştım falan yok. Bu ne iş yapıyor arkadaşlar bu coin nedir yani bilen var mı? Arayı bilen var mı arkadaşlar? 10 kat yapmış neredeyse. 3 dolarlardan buralara gelmiş. E, 2023'ün sonlarından itibaren Rally'e bir kalkmış. Yani 25 dolar olmuş. E, güzel bir yükseliş bence. Böyle izleme listemde ara ara görüyorum bunu. Sürekli yükseliyor. Hiç de böyle al sat da yapmadım. Olayı da ben de anlamadım yani. Ya hocam Pepe'ye ben bu seviyelerden... Ben kendim pepe -pe pek almadım yani pek tercih ettiğim bir coin değil. Ya bu seviyelerden de almazdım açıkçası. Ama bilmiyorum yani yükselir mi, yükselmez mi, ne yapar? O biraz dediğim gibi FOMO ile ilerliyor ya onlar. Yani kısa vadeli, saatlik trendi falan takip edeceksin onlarda. Saatlik trendi kırdıysa 4 saatlik trendi takip et. Ama 4 saatlik trendi bir zahmet kırmasın. Hocam boş demişler. Boş koyayım mı? Allah Allah. E bayağı yükseltmişler ama coin'i. Hocam Konya'ya bir selam gönderir misiniz? Severek izliyoruz demişler. Selamlar, sevgiler, iyi seyirler dilerim. Şükrü Bey. Hocam Egeye parasına geldik sırada. Şiret kasa, e, Passat parası var demişler. Hadi inşallah. 2x falan yapman lazım o zaman buradan da. Ha, ne oluyor ya bir anda? Lan dirençten adamlar satış yaptı. 61.5 Ne güzel gelmiştik oralara doğru ya. Hemen satış yaptılar. Yaklaşmadan satış yaptı valla. Arkadaş bir anda düşüyor. Bir anda yükseliyor. O hızlı bir Volatil de var ha. TRB'den ses yok hocam demişler. TRB bilmiyorum ne oldu hiç konuşulmuyor. TRB'yi merak ettim hatta. Acaba olduğu yerde mi sayıyor? TRB. TRB diyelim şuradan bakalım. Yine yükselmiş? 110'lara gelmiş işte. Yok ya hala yatay gidiyor. Ya normal arkadaşlar yani coin dünya kadar yükselttiler. Yani <laughs> bu şekilde olması bence normal. Yani çok fazla yükselttiler zaten. Bilmiyorum o kadar yükselmesi de çok mantıklı mıydı? Yani ee, yani tabii çok mantıklı değildi. Ya, kaçtan yükselmişti oraya? 500 dolara yükseldi ya. Bakayım 10 dolardan 500 dolar 50 kat yaptı coin. Lan şöyle bir yükseliş yakalasak yeter ha. Senin Ege'ye parası çıkar işte. <laughs> Topbaş parasının fazlası çıkar arkadaşlar. <laughs> Yani şöyle bir yükseliş yakalasan yani 100 kat yükseliş yapmış. Neredeyse. Bak şöyle bir tane yükseliş yakalasak yeter. Yani sezonu kapatırız artık. Bir dahaki sezona hazırlanırız yani. Şöyle bir 100 kat yükseliş yakalasan bir coin'de. Yeter yani. Fazlasında gözümüz yok. Fazlasında bir gözümüz yok. Şöyle bir tane yakalasak yeter. 10.000 alsan 1 milyon oluyor yani. Ulan şöyle bir kazanç var mı ya? Gerçekten böyle kazananlar var mı acaba? Ya tek coin'de böyle kısa vade içinde ne kadar olsun? 6 ayda şöyle 100 kat. Var mı aramızda böyle kazananlar? Hocam en dipten bir tane coin aldım 100 kat kazandım. Diyen var mı? Bak ben kazanmadım bilmiyorum o yüzden. Yani tek coin'den böyle kısa vadede 100 kat bilmiyorum kazanan var mı? Yani çok nadirdir herhalde. Mina mı? Mina o kadar herhalde bu altcoin analizi sordun herhalde. Mina 100 kat yükselmedi tabii ki. Yok demişler. <laughs> Ya yani 20 30x yapan vardır. 20 30x normal. Normal, normal. 20 30 kat falan normal arkadaşlar ama yani 100 kat falan gerçekten iyi kazançlar yani. 1000 kat mı? Yok artık. <laughs> Satoshi diyenler var. Solana'dan vurduk hocam demişler. Evet Solana'dan olabilir doğru. Ya ben Solana'yı biraz erken satmıştım. 50 dolardan satmıştım o zaman. Ee, o yüzden çok fazla kazanamamıştım ya. 200-250 dolara kadar gitmişti. Ondan sonra da bir de alasım gelmemişti. Öyle bir şeyler olmuştu geçen bu arada 50 dolardı sanırım o zaman vedalaşmıştık. Biraz erken vedalaştık. Çok yükselmişti oradan. Ya belki tutsaydım biraz daha daha güzel kazançlar olabilirdi. Orada biraz erken sattık evet. Hocam Mersin'den selamlar analizlerinizde price action bakış açısı ile mi analizler yapıyorsun kıymetli fikirlerinizi rica ederim demişler. Yani aslında bizim yaptığımız analizlerde benzer. Yani oradaki işte İngilizce terimler falan var biraz daha değişik metotlar var. Ama aşağı yukarı yani benim yaptığım analizlerde benzer. Bin kat uçan çeken adamın hikayesine dönecek demişler. Mimcoin yüzde 2500 artmıştı demişler. Mert P PNG'den haberin yok. Yüzde 8000 yakın e, yaptı bir haftada demişler. Allah Allah. O ne zaman yaptı PNG? PNG hangisiydi? Pangolin miydi? PNG yeni mi yaptı onu? Valla ben onu bayağıdır bakmıyorum eğer oysa. Angolin herhalde değil mi? O evet baya yükselmiş ya. Hayırdır bu Avax'ın niye bu kadar yükselmiş ki Avax'ın coin'i? 50 kat yükselmiş. Vay be. Ulan biz alsak yükselmezdi biliyor musun? İşte öyle de bir şans var yani. Biz alsak yükselmezdi. Hala bak 50 kat yükselmiş coin. Allah Allah. Ya kaspa, her yayın kasmaya mı bakacağız arkadaşlar? Artık yeni koyunlarla gelin bana. Her yayın kaspa kaspa kaspa. E yükselmiş 100 kat yapmış işte coin. Valla pangolin'e şaşır, şaşırdım ya çok yükselmiş. Ya bir de bildiğim bir coin o. o kadar yükselmesi vallahi helal olsun. Ama diyorum ya işte bizde öyle şans yok. Biz alsak yükselmezdi. 10 dolarlık aldığımız 50x yapar. 1000 dolar aldığımız 2x yapar. Bizdeki şans bu kadar demiş. Yanlış anladınız demişler ya. Sıkıntı yok ya. Takılıyorum. Videoya bakar mısın Ya altcoin bakma işine girmeyelim arkadaşlar. Ya. İki saattir yayındayız zaten. Altcoin'lere girersek çıkamayız. Yusuf o zaman zengin oldun ya. XRP yeni coin demişler. XPR yeni coin demiş pardon. XPR. Bilmiyorum pek duymadım o coin'i. Yusuf'tan evet ne varsa ne ararsan var galiba ya. Ortaya karışık önüne geleni almış. Royce almıştı. 2 kat arttı demişler. Yani Royce bence fena performans vermedi. Ya dipten de arttı çünkü o. Ee, yine 3-5 kat yapmıştır bu sezonunda. Yani bu sezonda. Maliyete geldi şu an hocam demişler. Ya hiç olmazsa zarardan çıkmış o da bir şey. Ya düşsene coin alıyorsun. 50 kat düşüyor, sonra 50 kat yükseliyor. Ya insan şeyde e, 50 kat düştüğü zaman mesela ben yani bir coin alıyorsun. 50 kat düşüyor. 50 kat düştüğü zaman ekleme yapasın da gelmiyor yani. Ne öyle arkadaşlar. Elimde çok saçma bir coin var. Keeper 3 senede tutuyorum. Bakalım kısmet demişler. Valla inşallah alt coinler tuttuğunuz alt coinler de güzel yerlere gelir arkadaşlar. Şöyle en azından bir 10 kat yapar. E ee, ya 10 kat az çünkü pek kurtarmıyor piyasada. Yani sonuçta sen burada 3 yıl 4 yıl bekliyorsun. Ya bir 10 kattan fazla yapması lazım diye düşünüyorum ya. 3 yıl beklediğim bir coinde ne bileyim ya dolar bazlı bir 10 kat kazanman lazım. Sonuçta burası kripto para piyasası. Ee, i̇yi kötü o kazancı vermesi lazım. Zaten o kazancı verebileceği ihtimali için sen onu alıyorsun. Ya en azından bir 10 kat e, vermesi iyi olur diye düşünüyorum. Maxi de evet çok var öyle coinler. yani Maxi çok coin listeliyor zaten. Ya zaten o tarz coinleri ya swap borsasında oluyor ya Maxi'de falan oluyor. Ama riskli işte onlarda yani. Düştüğü zaman da çok 100 kat düşüyor yani. Ya bir terste kalırsan geçmiş olsun. Para çöp olur yani. Yani 1000 dolar attıysan bir bakarsın 10 dolar kalır. Öyle arkadaşlar. 3 farklı borsada 139 coin var demişler. Hocam onu nasıl takip ediyorsun ya? Vallahi o da bir başarı. Royce bende de var. 3 katında şu an demişler. Roys'tan aslında fena coin değil ya. Biraz böyle e, çok inceden umutluyum. inceden ama. Major coinler çok hareket etmiyor yani çok yavaş hareket ediyor. Major coinler hep öyledir uzun zamandır öyle. Çok hareket etmez arkadaşlar. Yavaş hareket ediyor. Major coinler yavaş hareket ediyor. Ya Zaten belirli piyasa değerine gelmiş coin yani çok hızlı hareket etmesi beklenmez. Sen bakma o mesela e, o dandy coinlerde bazen 50 kat falan yükseliyor ya hacim yok bir şey yok yani biraz para girişi oluyor yükseliyor. Yani bakıyorsun o 1 milyon dolar sokmuşlar coin 10 kat yapmış yani 20 kat yapmış 50 kat yapmış. Yani çünkü şey yok hacim yok bir şey yok. Yani satış da fazla haliyle e, olmuyorsa bir anda hızlı bir şekilde yükseliyor. Bugün 800 dolarda kardayken 10 saniyelik oldum. Ee, Bu aynı sistemi kilitledi resmen değilmiş. Yani hocam sıkıntı evet. Geçmiş olsun. Yani stop kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Yani stop bir şekilde çalışır ama işte manuel bazen yakalayamıyorsun. Bazen yakalayamıyorsun yani. Cezay hakkında düşünüyorsunuz demişler. Ben CZ'den de bazıları belki beğenmiyor olabilir ama e, orta uzun vade için umutluyum hala ya C, CZ'den. Ya bence bu boğada da iş yapar. Ya bana soracak olursan bence bu boğada da iş yapar diye düşünüyorum. Ön satışlara eskisi kadar fazla katılmıyorum ya. Bilmiyorum belki ileride gireriz tekrardan. Hani boğa sezonunda ön satışları iyi para kazandırıyor çünkü ama bilmiyorum ya bu aralar ya uzun zamandır pek ön satışlara katılmıyorum öyle söyleyeyim. <laughs> Bugünkü hareket fena saladı minnet demişler, atom falan longçu bırakmadı içeride. Ya ara ara gelecek arkadaşlar böyle hareketler, öyle kolay kolay yedirmiyorlar işte. Aşağı doğru illa bir düşürüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ee, yani işte orada seni stop ediyor ya da elindeki malı bir şekilde satıyorsun. Ee, böyle olduğu zaman da. Markette işte bunu bildikleri için de markette ara ara bu şekilde hareketler oluyor. Ya i̇yi gidiyorduk bu arada aynen. Yani o kadar sert düşmeseydi iyi de 65.000'e gelmiştik. Ee, bir anda sattılar aşağı doğru. Yeni coinler ağırlıklı mı olmalı sepette demişler. Yani sadece yeni coin değil tabii ki burada hani iş yapabilecek coinler ağırlıklı olması lazım. Yani mesela şimdi FED örneği verelim. Eski bir coin. 2019'dan beri piyasada olan bir coin. Ama yani 20 kat 30 kat 20 kat falan rally yaptı. Daha boğa doğru düzgün başlamadan. Alt koyun için konuşuyorum mesela. 20 kat rally yaptı ya. Demek ki ne, ne demek bu? Sadece yeni coinler olursa mesela bu coin tarzı koyunlardan yapacağı rallileri kaçırırsın. Ya demek ki iş yapan yapabileceğini düşündüğün coinleri alman lazım. Yani sadece yeni coin olmaz. Evet yeni coin de olacak sepetinde ama bu şekilde iş yapacak coinler de olması lazım eski coin de e birkaç tane ekleyen yani. ne olur ne olmaz yani hiç olmaz sağlam coinler de olsun cebinde. Ya sepeti karışık yapın arkadaşlar sadece yeni coin yaparsan olmaz. Emre hoş geldin iyi geceler. Trade edenler e, volatility 10k ve üzeri çok rahat gelebilir. Demiş coin trade edin. yeter değil demiş. Tether trade mi ediyorlar? İlginç. Çok uç ver, örnek verdin hocam. O yapay zeka onları es geçmek lazım demiş. Ya işte ama işte oradaki sektörel rallileri de iyi tahmin etmek lazım. Mesela o zaman oyun coinlerinden örnek verelim. Ya yani onlarda da var mesela eski coin olup ee, son dönemde rally yapan. Yani birçok çoğaltabiliriz yani bu örneği. Ya major coin'lerden belki yoktur. Öyle hani çok anormal rally yapan ama major coin'ler de zaten yavaş hareket eder. Onların önemli olan sağlam olması. Önemli olan sağlam olması. Yani düşüşlerde senin çok fazla zarara sokmaması. Ya Gidersin mesela e, major olmayan yeni bir coin alırsın. Düşüş başladığı zaman en çok o düşer. E çünkü yeni bir coin şeyi belli değil. Piyasa değeri daha oturmamış. Değeri oturmamış fiyatın. Major bir coin gider %10 düşer. O coin %30 düşer. %20 düşer. Yani sana o yönden bir katkı sağlar. Hani portföyü dengeler. Biraz daha güçlü durmasını sağlar. Ya da bitcoin alırsın. Bitcoin biraz daha güçlü durmasını sağlar. Altcoin sepeti tabii ki yapacağız arkadaşlar. Boğa sezonunda biliyorsunuz zaten 3 ayda bir altcoin sepeti yapıyorduk. Geçen boğada. Bu boğada da yapacağız yani bol bol. Merak etmeyin. 700 milyon evet arkadaşlar 700 milyon dolar lik oldu. Neredeyse 1 milyar dolar lik oldu yani çok ciddi bir oran. Milleti yeme hareketlemişler. Ya hocam o hareketleyip yapacaklar yani bak tekrar ediyorum. Yani bu aşağı doğru düşürme, iğne atma hareketi hep olacak. Yani market yavaş gittiğine, sakin olduğuna falan pek inanmayın. Her zaman stop kullanın. Yani stop niye kullanıyorsun? Zaten bu tarz hareketler için stop kullanıyorsun. Yani normal günde Market yavaş giderken, yavaş yavaş yükselirken veya yavaş yavaş düşerken zaten stop kullandığı zaman fazla stop olmuyorsun ki. Bu tarz günlerde hani sert aşağı doğru volatilitenin arttığı zamanlar veya yukarı doğru volatilitenin arttığı zamanlar terste kalmamak, likit olmamak için e, stop kullanıyorsun. Yani Stopun mantığı o zaten. Neyse. Güzel bir şekilde yükselirken arkadaşlar yavaştan yayınımızı kapatalım. E, saat 2'ye geliyor. Ben de biraz dinleneyim. 2 i̇ki saat iki buçuk saattir neredeyse yayındayız. Yarın yine yayınımız olacak. O yayında da hepinizi beklerim. E bu saate kadar izleyip destek olduğunuz için yayını beğenip e ve aynı zamanda sohbetimizle ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkürler. Umarım e, tabii ki Bitcoin hareket, Bitcoin'de yükseliş hareketleri devam eder ve ATH seviyesini de görürüz ama e, hani olumsuz bir durumda olumsuz bir durumda tabii ki olumsuz bir durum için ee, sonuçta ATH'e geldik gördüğünüz gibi hemen sert satış aşağıya doğru koydular yani bu tarz sert satış hareketleri trend değişimi hareketleri de olabilir mi olabilir ee, 60K'ya özellikle 58 60 bin aşağısı fiyatın çok fazla kalmaması önemli burayı takip etmeye devam edebilirsiniz burası aşağısı kalmadığı sürece marketteki yükseliş hareketleri devam edebilir, edebilir. Ee, tekrardan bir ATS seviyesine gelebiliriz. Burası aşağısı kalırsa, o zaman tabii ki aşağı doğru bir sallanma, bir düşüş hareketi olabilir. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.